İyi akşamlar takım oyununa hoş geldiniz. Dev derbide Kadıköy'de sağdan 3 puanla ayrılan taraf 3 golle Galatasaray oldu. Takım oyunda derbiye dair ayrı ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. İşte Florya'dan sıcak görüntüler, canlı görüntüler. Sarı Kırmızılı Kafile az önce Florya Metin Oktay tesislerine giriş yaptı. Çok sayıda Galatasaray taraftarı takımı karşıladı. O taraftarlar Florya'nın önünden ayrılmıyorlar. Saniyeler önce Galatasaraylı futbolcular da çıktı bir bölümü. Taraftarı selamladı. Zaman zaman Florya'ya çevireceğiz kameralarımızı. Takip ediyoruz Florya'daki gelişmeleri. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz takım oyununda. Her hafta olduğu gibi. Reha Kapsal, Cem Pamiroğlu ve Serkan Korkmaz bizlerle birlikte hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, ve hoş derbinin özet görüntülerini ekranlara getirelim. 3 puan 3 golle geldi. Kadıköy'de büyük sevinç yaşandı. Bir benzeri bu sevinç gösterilerinin Floremetin Oktay tesislerindeydi. Bir kez daha Floremetin Oktay tesislerine uzanalım. futbolcular ve Okan Burun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit üçlü çektirdi taraftara. Az önce de belirttiğimiz gibi Sarı Kırmızılar derbi galibiyetinin ardından dakikalar önce Flora'ya tesislerine, Knoktay tesislerine gitti ve orada taraftarlar karşıladı Galatasaray kafilesini. Ardından tezahüratlar eşliğinde futbolcular testlere girmişlerdi takım otobüsüyle birlikte. Bazı futbolcular genç futbolcular özellikle dışarıya çıktılar. Ee, üçlü çektirdi Ali Yiğit. Okan Burun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruğ'un oğlu Ali Yiğit. Sevinç gösterileri vardı. Şüphesiz büyük mutluluk yaşıyor sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolcular Kadıköy'de derbi maçta Fenerbahçe karşısında sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrıldılar. Ee, maçı konuşacağız. Maçın pozisyonlarını analiz edeceğiz. Derbiye dair farklı görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe cephesinden başkanın yaptığı açıklamalar var Sayın Ali Koç'un. Galatasaray cephesinden yine Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar var. Onları da ekranlara taşıyacağız. Basın toplantıları da ekrana getireceğiz. Derbiye dair tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız takım oyunu programında. 3 puan 3 golle geldi Reha Hocam Galatasaray sağdan mutlu mesut ayrıldı. Cesus ve Fenerbahçe kaybeden taraftı ki e, bu 3. derbisi Cesus'un. 3. derbisinde de Fenerbahçe kazanamadı. Beşiktaş'ta Beşiktaş'la beraber kalmıştı. Trabzonspor'a mağlup oldu Galatasaray'a da mağlup oldu. Fenerbahçe üstelik gol de atamadı. Oysa Cesus'un oynattığı futbolu ve Fenerbahçe'yi sezon başından beri e, beğeniyle takip ediyor futbol kamuoyu ama derbilerde neden istediğini elde edemiyor Fenerbahçe. Bunu da konuşacağız ama Galatasaray'ın nasıl galibiyete ulaştığıyla başlayalım isterseniz. Çünkü Okan Hoca'nın 11'i doğru mu değil mi diye kamuoyunda çok tartışıldı, paylaşıldı. Hatta şunu söyleyenler oldu. işte ilk yarıda Galatasaray zorunlu değişiklik yapar, Fenerbahçe farklı kazanır yorumları dahi vardı özellikle sosyal medyada ama Okan Hoca'nın 11'i tuttu diyebiliriz herhalde. Evet. Tabii hem Galatasaray hem Fenerbahçe derbiler hepimizin bildiği gibi çok farklı derbiler. Yani bu açıdan Mayıs ayındaki rövanş maçına kadar kasabanın yeni şerifi Galatasaray <laughs> oldu. Çünkü böyle iddialı, tam böyle oyun anlamında kılıçların çekildiği, meydan okunduğu maçlardır hepimizin bildiği gibi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen maçlar. Tabii şunu söyleyeyim. Teknik adamlıkta her zaman bir kendini ispat etmek için bir maça çıkar teknik adamlar. Yani bu e, genel olarak da e, yani bir teknik adamın özellikle derbi maçları çok önemli olduğundan test edilirsin orada. Bu testi de geçmek için sahiçi tabii ki performansı hazırlığı önemli. Yani motivasyon sırf motivasyonla değil, metotlar, planlar, organizasyonlar sahiçi, kurgular, şablonlar, prensipler çok önemli... Bunu çok doğru yapan Okan Hoca ve ekibi var. Dersine çalışmış Okan Buruk. Şimdi Okan Hoca ve ekibi bunu doğru şekilde takımla uygulattı sağ içinde. Bunu doğru uygulatmayan 7-8 haftadır zaten e, hatırlarsın 3-4 haftadır veya e, Giresunspor maçından beri konuştuğumuz Hı -hı. Fenerbahçe var. Dünya Kupası arası da o hazırlık maçları değil. Ondan sonra da ligde de sıkıntılı bir Fenerbahçe var. Bunun da yansıması sahaya nasıl olacaktı? yine beklenen gibi oldu. Yani yalnız motivasyonla işte büyük maç 50 bin kişi geldi taraftar kitlemiz oynayalım edelimle bu işler bundan çıktı. Artık sen belirli bir strateji belirlemezsen metotlar saha içindeki kurgular planların olmazsa sen sıkıntı yaşarsın. Fenerbahçe'nin felsefesi özellikle Jorge Jesus'un bundan sonraki süreçte böyle oynatırsa iflas ettiği görüldü bu gece. Okan Buruk tartışılan Beşiktaş'la Başakşehir maçı eşik maçı olarak görülen istifa edecek mi etmeyecek mi denilen tamam. Dünya Kupası arasında birçok yorumcuya hazırlık maçları çok kötü test eden ben her zaman söylüyorum Bekara hanımefendi Efendi boşamak kolay diye yani bilgi toplayarak bu işler ya ne olur diye burada hatırlarsın hep beraber konuştuğumuzda dedik ki teknik adamlar için vardır hazırlık maçları başka kimse için yoktur hazırlık maçları onlar göreceğini görür alacağını alır bu kadar eksik omurgasına 7 oyuncunun oynamadı hazırlık maçlarını test testinde işte Okan Hoca kötü geçti falan diye Okan Hoca'ya yüklememek gerekir. Okan Hoca yani çok enteresan bir hale geldi. 7 e, düelle şuraya gelinceye kadar Okan Hoca'yı istemeyen farklı teknik adamların ismini devamlı gündeme getiren o 7 düelle Galatasaray içindeki başka bir Galatasarayla da uğraştı ve burada rüştürlüğünü sağ, e, sağladı. Yani bazı maçlar vardır. Serkan'la konuştuğumuzda çok güzel söyledi mesela maçı seyrederken. Yani belki Başakşehir şampiyonluğu dedi, Aksar Spor dedi, kupa, maçından kupa maçı. daha önemli bu maçı kazanması. Yani özellikle birinci dakikadan 90. dakikaya kadar bir oyunu domine etmesi, oyunu hep elinde tutması. Ya Galatasaray taraftarı açısından bakarsak sıradan bir Galatasaray taraftarı. Anadolu'da bir kentte 20 yaşında bir çocuk için. Evet Okan Hoca Başakşehir'le lig şampiyonu oldu. Akisar'la kupa kazandı ama şu anda o çocuk için hayatında ona Kadıköy'deki en rahat galibiyeti yaşatan Galatasaray Teknik Direktörü tamam. oldu Okanluluk. bir de, bir de maçtan önce çok favori gösterilmeyen Fenerbahçe'nin sağ ve seyirci avantajı işte favori gösterildiği bir maçtı. Dün akşam bir şey konuştuk hatırlıyor musun? Fenerbahçe'nin oyunu geriledi falan diye. Yani insanlar sahaya gidiyor. 50 bin kişi az önce de söyledim. Ya metot yok, hiçbir plan yok, hazırlık yok. Okan Hacı çok iyi bir kurgu belirlemiş. Maç önce programında da söyledik o kurguyu yaşatmış, sonra devamında doğru hamleler yapmış. Bir yandan da üçlü dörtlü tekrar bir üçlüye dönmüş. Sen çok güzel analiz ettin. Büyük maçlarda hiç gol atamamış, evet. bir puan almış Fenerbahçe. Hep üçlüyü denemiş. Dörtlüden bir anda farklı bir formasyon, sağ içine yanlış bir 11. Çok geç kalınmış bana göre oyuncu değişiklikleri. Yani buradan zaten doğru bir şey bekleyemezsin ama en önemli... Galatasaray ya, doğruları yaptı ama o kısmından başlıyoruz Ga ya. Galatasaray Ga bütün doğruları. Evet. Galatasaray bir kere bir hafta doğru çalışmış. Okan Hoca şimdi maçtan önce sen bir şey söyle. Dedin ki sosyal medyada dönüyor. <laughs> Okan Hoca'nın işte ilk 11'i tercih. Şimdi konuşuluyor mu? Hayır. Bir antrenör kendi doğru bildiğini yapacak. Sosyal medya ona buna göre değil takım çıkarmak. Okan Hoca gece yattığında bugün mağlup da olabilirdi. Ha, benim kafam rahat. Ya hazır değildi Icardi. İşte Lucas Torreira da de hazır değildi... ...Gomis de bu maçı oynayamazdı... ...ben doğru tercih <laughs> yaptım diyorsa sorun yok... ...şimdi bu tercih mesela... E, ...maçtan önce baya dile getirdi... ...ama antrenörlük zaten risk... ...korkarak insanlar bir yere gidemez... ...o baskıda ne reaksiyon verdin... ...o baskıyı da kötü giderse de alacak bir şekilde... ...o gücün kuvvetin özgüvenli olmalı... Hı hı. ...Okan Hoca bunu net bir şekilde gösterdi... ...Alper'le, Kerem'le, Raşit Say'la... ...bu oyunu oynadı... ...çok da iyi oynadı... ...ama bütün organizasyonu bir kere... Ee, savunmadan yeri geldiğinde Nelson özellikle Abdülkerim'le pasla çıktı. Dandun diye topa vurmadı. Leo Dubai çok doğru e, bir kere keserek e, Patrin yerine oynattı. oyunu da oradan kurdu. Teknik bir oyuncu. Genel yapı olarak şöyle Galatasaray Berkan'dan vazgeçmedi. <laughs> hakkını verdi. Galatasaray takımda gireniyle çıkanıyla bir tane kötü oynadı diyemez. Kötü koşmadı, kötü mücadele etti diyemez. Galatasaray takımı oyunu domine etti. Yani Kadıköy'de 50 bin kişinin önünde maçın daha 3. 4. dakikasını seyrederken dedik ki... Hissettirdi. Galatasaray takımı çok büyük aksilik olmazsa yenilmez. Bunu hissettirmek rakibe çok önemli. Fenerbahçe ne yaptı? Kendi hissada bir şey hissettirir mi, değil mi? Hayır. İki takım arasındaki en temel fark sonra bir daha konuşuruz. En son söyleyeceğim Cüneyt. Ne biliyor musun Temel? Bütün 90 dakika her şeyi aldığında bir takım öne doğru koşuyor... Bir takım geriye doğru koşuyor. Galatasaray takımı öne koşan, devamlı öne oynayan, gol atmayı isteyen bir takım. Devamlı <laughs> oyun, topun ve oyuncuların peşinden koşan <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin presi mı sıradan bir takıma döndü bu gece. Net görüldü. Çünkü 7-8 haftadır bu pres ve karşı pres yapamıyordu. Fenerbahçe, Galatasaray gibi analiz hiç yapmamış top ayındayken güçlü bir e, orta sahası olan... Berkan'ın yanında olan Oliveira ile Mertens zaten çıkıncaya kadar Mertens bütün orta sahayı esir aldı ikisi. Fenerbahçe'de düz iki tane Crespo ve Aroa ile 3-2 oyunla yine orayı çok rahat geçti. Trabzon maçından görülen bu. <laughs> Jorge Jesus evet 60 dakika belki atılıncaya kadar Crespo çok pozisyonu olmadı iki takımın ama oradan da bir ders alması gerekir. Beşiktaş maçından berabere kaldı yine ders yok. Kendi bildiğini yapıyor. Yine defans alan öne kadar boşaltıyor. Pres yok hiçbir şey. Devamlı bir davet ediyor rakibe. Gel offside'a girmezsen bize gol at. Herkes e, şunu söyleyeyim kara gümrük değil. Yani 4 kata 4 gol atacak Fenerbahçe, 5 gol yiyecek. Evet. Böyle bir şey yok. O Fenerbahçe kısmını da konuşacağız ama Galatasaray Hı. müthiş bir galibiyet elde. Hak edilmiş bir galibiyet. Başından sonuna Galatasaray ben e, bunca yıllık hayatımda yani 78'den beri Türkiye'nin üst düzey ligini yakinen takip ediyorum bir futbol sever olarak. Sonrasında da 94 yılından beri de profesyonel olarak bu mesleğin içinde e, işte ben Cem abileri, Reha abileri, sahada izlemiş, tribünden de izlemiş, genç bir futbol severden bir futbol profesyonelin'e dönüştüm. Ama ben ömrü hayatımda Galatasaray'ın Kadıköy'de bu kadar rahat kazandığını görmemiştim. Varsa hatırlayan bana söylerse sevinirim. Galatasaray bundan Zaten daha iyi oyunlar kazanamadı. oynadı. Kadıköy'de. Evet, Gal Galatasaray bundan daha iyi oyunlar oynadı, maçları da kazanamadı. Ee, çok net, kendi iç, kendi sahasında veya deplasmanda. Bir kere şöyle enteresan bir gün yaşıyoruz. Bu arada paylaşımlar da var <laughs> onları da verelim sen anlatırken bir yandan. Ya yani şöyle söyleyeyim Galatasaraylar açısından ee, Okan Buruk bugün zaten uzun sürecek ve başarılı olacağına ve şu ana kadar da başarılı gelişen teknik adamlık kariyerinde Okan Buruk ee, çok önemli bir bölümünün Galatasaray'da arada, hadi geçeceğini hadi. garantiledi. Önemli Kandiköy. bir bölümünün. Kadıköy hatırası paylaşımı geliyor. Bir yandan da onlara da bak. bakalım. Üzerine de küçük küçük yorumlar Ya Bunu ileride de. konuşmak isterim. Ercan, yani şu an lafın bölümlesin. Ee, Peki alalım paylaşımı. Tebrik ediyoruz Siz tabii ki Galatasaray'ı. Her sonra türlü paylaşımları sevinmek paylaşımları hakları. Ee, bu soyunma odası artık bir gelenekselleşti. Evet, burada Bütün burada büyük maçlardan sonra görüyoruz. Ee, pek çok e, takım İstanbul'da büyük takımları yendiğinde onlar da Bana soyunma odasına arkadaşlar. çektiriyor. Sonra devam edelim. Ee, yani şu anda e, Okan Buruk bu kazan yani kazandığı bu maçla ve bu oyunla beraber e, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinin çok önemli bölümünün Galatasaray'da geçeceğini bizlere e, göstermiş oldu. Ha hangi bölümü nereye kadar 2023-2025 arası mı 2023-2030 arası mı 2024'ten sonra 2030'a kadar başka bir şey sonra tekrar ama ben arada bir milli takım olacağını da düşünüyorum. Bütün çatlak sesleri bu gece bitirdi. Bitirdi. Ee, evet Akisar'la Zira Türkiye Kupası almak muazzam bir başarı. Başakşehir gibi bir camiayla Abdullah Avcı'nın yıllarca e, uzanamadığı, hak ettiği tabii ki o başarıda onun da payı çok büyük. E, lig şampiyonluğuna ulaşmak büyük başarı. Ama Galatasaray taraftarı açısından, o pencereden Galatasaray camiasından bakarsan... Farklı bir hikayede. Evet, Galatasaraylı Okan'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi bu oyunla ve bu skorla yenmiş olması e, gerçekten ona muazzam bir kredi kazandırdı. Prestij kazandırdı. Zaten bunu hak eden bir isim olduğunu bizler hep söylüyoruz. Reha Hocam, biz. E, Cem Hocam da tabii ki Okan Buruk'u yakından tanıyan birisi. E, bundan sonra ona kariyerinde başarılar diliyorum. Dediğim gibi bir döneminde de milli takım olacağına inanıyorum Okan Buruk'un. Ama hangi dönemi bilmiyorum. Sergen Yalçın'a da hakeza e, böyle bir tahminde bulunmuştum. E, sezon başında Galatasaray'ın Icardi'ler, Matalar, Mertens'ler alındığında böyle aa iyi, te iyi transferler yaptık ama acaba Okan Buruk bunu becerebilecek mi falan derken e, Jesus kanatlanmış uçarken ben dahil hemen hemen herkes ligin en iyi takımı ve en güçlü şampiyonluk adayı olarak Fenerbahçe'yi gösterirken ve Jesus Avrupa Ligi'nde lider olarak e, grubunu tamamlarken namalup ve lider olarak tamamlarken Okan Buruk'un buraya geleceğini, bu takımı buraya getireceğini kimse inanmazdı. Okan Buruk bu akşam sol bekle Dubois'la, orta alanda Berkan'la, forvette Barış Alper Yılmaz'la kazandı arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Fenerbahçe parantez içinde İrfan Can, Zays, Valencia gibi oyuncular da bench'te oldu. Aynen. Yani bu önemli. Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetlerinde Okan Buruk'un hakkı verildi. Ama bu akşamki galibiyet Galatasaray camiasında çok daha farklı bir karşılık bulacak onun adına. Peki gecenin paylaşımlarını şimdi bir kez daha verelim. Üzerine de isterseniz yorum da yapabiliriz. Derbi galibiyetlerinden sosyal medyadan Galatasaray Spor Kulübü çok sayıda paylaşım yaptı ki bu en son gelenlerden biri başkan yöneticiler Kadıköy Hatırası bu soyunma odası koridoru değil mi ya Cem incitici hocam? ve hakaret bir şey şöyle. olmadıkça bu tip fotoğraflar normal karşılanmalı diyorum. Bilmiyorum var mı ben şöyle, mi göremiyorsam. Böyle imzalar var. Normalde kazanan takım her zaman haklıdır. Sevinç gösterileri, sevinmek en büyük tabii haklarıdır. Dolayısıyla da e, ama Fenerbahçe e, galibiyeti olunca daha farklı insanlar bakıyorlar. Daha farklı cepheden bakıyorlar. Özellikle e, hep bizler de futbolun içinden gelen kişiler olarak böyle stresli maçlarda böyle derbilerde bir galibiyet aldığımız zaman rakibimizi her zaman için saygı çerçevesi içerisinde de bütün sevinçlerimize bütün itidal itidalli olmaya çalışırdık her zaman. Ben açıkçası Galatasaraylı hem yöneticileri hem futbolcuları da daha itidalli, daha biraz saygı çerçevesinde içerisinde olmasını temenni ediyorum. Ya öyle bir aşırı bir şey Diğer görmüyorum ama arkadaş. bu bir futbol adamı olarak bir temenni olarak söylemek istiyorum. Bunun dışında Galatasaray takımı bu akşam galibiyeti gerçekten hak etti. Oyun içerisindeki sağ organizasyonları maçın başından beri erken bulduğu golle de bütün organizasyonları istediği yere kadar taşıyabildi ve planın en ufak detayına kadar Okan Hoca iyi uyguladı. Bu bir gerçek. Fenerbahçe cephesine baktığımız zaman, şimdi Fenerbahçe'nin 6 hafta evveline şöyle bir baktığımız zaman Sivas maçından önce Aynen bugün Okan Hoca için konuşulan bütün övgü sözcükleri medyada adeta uçuşuyordu. Yalan mı Serkan? Doğru. Sen, doğru. Bak e, ben de dahil ya. yani. Hepimiz, ha, kendimi de kat. Ben de öyle. E, açıkçası ben her zaman için şunu da söylüyordum. Özellikle e, Jorge Jesus geldikten sonra e, 6-0 yendiği maçta dörtlü defans oynayıp ertesi 3 gün sonraki çıktığı Avrupa Kupası maçında üçlü defansa dönüp 7 oyuncuyla değişip o maçı da galip bitirmesiyle Allah Allah dedim ben açıkçası bir teknik adam olarak yani hani hep vardır ya hocam bir galip gelen takım bozulmaz sistem bozulmaz diye böyle bambaşka bir e, olguyla karşılaşınca o zaman da hep e, çevremdeki insanlara şunu söylemiştim. Artık dedim herkes teknik adamlık boyutunu biraz daha incelemeli ve aynı zamanda da bu rotasyonlara ne kadar önemli olduğunu, nasıl ne zaman ne şekilde bu dizilişlerin ne kadar değer kazandığını ee, tekrar ev ara çevremizde ve arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Şimdi 6 hafta, 6 hafta evvel böyle bir düşünceler, her şey düşünceler pozitifken, Jorge su yere göğe koyamazken 6 haftada ne oldu? Şimdi 6 haftaya baktığımız zaman da e, Sivas maçıyla başlayan bir kırmızı kart şeyi, silsilesi başladı. İlk maçta Sivas maçında başladı, kırmızı kart ile başladı. Mağlup olmuşum. özür dilerim. Sivas maçıyla başlamış. Arkasından e, e, Joao Pedro. Pedro atılmış. Arkasından Trabzon maçında Crespo atılmış. Arkasından İrfancan bugün atılmış. Şimdi bu altı maçın 4'ünde kırmızı kart var. 3'ünde de mağlup oluyorsun. Şimdi bunlar önemli. Yani burada o zaman biz şunu mu diyeceğiz yani Jorge Jesus gibi bir tecrübeli teknik adam takıma hakim olamıyor ve kaldı ki belki de kenardan sarı kart gören en fazla bench Fenerbahçe bench. Şimdi bunlar Hepsi eğer Jorge Jesus'un yerine teknik adam başka bir teknik adam veyahut da daha deneyimi az olan bir teknik adam olsaydı acayip bir şekilde eleştirilir ve medyada bütün kamuoyunda taraftar nezdinde yerden yere vurulurdu. Şimdi bunların da bir sorgulanması, bunların da bir yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bugünkü oyuna geldiğimizde de Fenerbahçe'nin bugün maçtan evvel konuştuğumuz pozitif ve de Fenerbahçe'nin burada favori gösterdiğimiz yönleriyle ve de defansının daha emin bir şekilde üçlü defans diye düşünerek çıktığını söylediğimizde defansta hep ne dedik? Daha az acaba atak görür, daha az pozisyon verir mi diye görür. Ama tam tersine Fenerbahçe'de defans oyuncularının arkasına atılan her topta Galatasaraylı futbolcuları kovalayan oyuncular olarak gördük. Hı hı. Şimdi bu son derece bir kere planlama hatasıydı. Demek ki biz üçlü defansı daha güvenli, daha tedbirli bir defans olarak algılarken dörtlü defanstan çok daha farklı bir dizilişe geçti. Bir de Fenerbahçe'nin genel yapısı itibariyle futbolcular pek sanki maça da hazır değilmiş gibi e, hissettim ben. Fizik kalitelerinin de çok üstün olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada e, Galatasaray takımının erken golü bulması, onların biraz daha skoru korumak ve de oyunu daha iyi tutmak için daha diri kaldığını da gördük. E, Fenerbahçe'nin rakip alanda e, rakip alana yayıp oradan kaybettiği topları riskli, to riskli pasları yapıp kay kaybedip arkasından da çabuk tekrar almasına rağmen oradaki etkinliğini bir türlü geliştiremedi. Baktığımız zaman da akılda kalan pozisyon olarak işte e, Osay Samuel'in vurduğu var. Rossi'nin bir tane var. Yani bunlar e, Galatasaray takımına tehdit unsuru olarak adlandırabileceğimiz ataklar ve pozisyonlar olarak değerlendiremeyiz. Özetle bugün Fenerbahçe'nin e, çok kötü bir olduğu... ...ve Fenerbahçe'nin bugün yenilgiyi hak ettiği bir akşam olduğunu söylememiz lazım. Ama e, dediğim gibi yani bundan sonra bu, sula, bu köprünün altından çok sular geçer, akılır. E, Okan Buruk için bugün harika sözler var, hepsini de hak ediyor. Ama yarın öbür gün biliyorsunuz her şey Türkiye'de neticeyle değerlendiriliyor. Bir anda bambaşka bir havaya da ulaşabilir. E, bugün ligin seyrine baktığımız zaman... Okan Buruklu, Galatasaray önde gibi gözüküyor. Ama Fenerbahçe'nin de muhakkak buna bir tedbir alacağı, muhakkak ki bir yeni bir B planı uygulayacağını, belki de transfer politikalarını yeniden bir gözden geçireceğini, eksik gedik yerlerini Jorge Jesus, Sayın Başkan Ali Koç, yönetim bir araya gelecektir. Bir durum değerlendirmesi yapacaktır diye düşünüyorum. Ben bir e yapmak Tabii. istedim. Çünkü hani <laughs> sohbet ilerledikçe futbol daha ön plana çıkacak. ben o yüzden hani Futbolun biraz daha Arada kenarı... aklıma gelen evet, futbolun <laughs> kenarında kalan şeyleri biraz vurgulamak isterim. her şeyi isterim. konuşacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Okan Buruk bir winner'dır. Ve bunu bize bir kez daha ispatladı. Bakın <laughs> bu yaşta bu teknik adam Akisarla bir Ziraat Kupası kazandı. Başakşehir'le de lig şampiyonluğu kazandı. Her yönüyle bir winner olduğunu gösterdi. Aslında ya yani, yani gerçek hayatta tanıyanlar sizler de tanırsınız bilirim. Bu arada Rize'ye geldiğinde neler yaptığını evet, hatırlatalım. Çok Kendisi mütevazı. sadece iyi futbolcuların olduğu <laughs> takımlarla kupalara uzanmadı. Küme düşmeye aday bir takımı da yukarıya çıkardı. Yani Okan Buruk'un Winner'lığı Galatasaray markasıyla beraber e, bence şu anda iyi bir kimyası var. Hı -hı. Bu sene şampiyon olur olmazdan bağımsız konuşuyorum. Zaten dikkat ederseniz bundan sonra başarılı geçeceğine inandığım e, ve emin olduğum kariyerinin önemli bir bölümünü ama hangi bölümlerini bilmiyorum. Galatasaray'da geçireceğine ben eminim. Sergen Hoca'nın ben Beşiktaş'a tekrar gideceğine de eminim mesela. Sakın bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Kusura bakma. Estağfurullah. Bu maçtan evvel bu cümleleri aynen kullanır mıydın? Ee, çok uzun süredir kullanıyorum hocam. Peki tamam. Yani Okan Buruk işler yolunda git, gitmezken kazandığı maçlardan sonra bile Okan Buruk istifa... Ya senin bu konuşmalarını tabelada bugünkü maçta kuvvetlendirdi. Hocam e, burada arkadaşlarımız da var. Yani bak çok net söylüyorum sana. Okan Buruk istifa hashtaglerinin olduğu gün burada dedim ki Okan Buruk'un Galatasaray'da kredisi var. Krediye ihtiyaç daha henüz duymadı. Okan Buruk'u yemek sandığınız kadar kolay olmayacak dedim. Ve bunun için sportif başarı da öngörmeden söyledim. Yani Okan Buruk'un bir de bütün bu özelliklerin yanı sıra işte winnerlığı yok işte kupa yok bilmem ne derken çok iyi bir Galatasaraylı olduğunun da bizzat şahidi bir insanım ben. Okan Buruk ayağı kırıldıktan sonra hocam futbol hayatı bitmesi tehlikesiyle karşı karşıyayken askerlik için <laughs> Kışla'ya gittiğinde Kışla'nın nizamiyesinde sözleşme imzaladı. O sözleşme altyapı oyuncularının kazandığı para karşılığıydı. Bir yıl önce dünya starı muamelesi gören çocuktu bu. Ayağı kırıkken. Galatasaray'da kalmak adına yıllarca en düşük paraya oynadı. Ve sonra gidişinde Inter'e gidişlerinde Galatasaray para kazandırmadı falan filan diye hainlikle suçlandı. Hatta Kut... o yüzden teknik direktör olmasın diyenler çıktı Yani bu başına çocuk başına aynı zamanda o genç çocuk sonrasında başarılı Hı. bir futbol kariyerinden sonra Galatasaray'da istenmediği için başka bir takım, büyük takımın formasını giydi. Orada da hiç sırıtmadı. Ben zaten Beşiktaşlıydım demedi. Aslanlar gibi oynadı. Beşiktaşlılar da sevdi Okan'ı. Okan Buruk yolları kesişti diye Beşiktaşlıların. Ben mesela Selçuk abi. Selçuk abi Galatasaray'da oynadı. Evet. Helal hoş olsun. Tanıdığım Selçuk en olur. büyük Fenerli. Bak tanıdığım en büyük Fenerli en sevdiğim insanlardan biri Selçuk abi Allah rahmet eylesin gani gani evet, Allah ne oldu Galatasaray'da oynadığında Selçuk Yulan'ın Fenerbahçeli'yi var mı gördü abi Okan Buruk'un da görmedi ama Okan Buruk her şeye rağmen herkese rağmen son derece hak ettiği bu şansı elde ettikten sonra esas içeridekilerle uğraştı bir de yepyeni bir takım attılar önüne yani yepyeni bir takım yep. Ya Okan Buruk da yani mesela... bence yaptığı iş basit bir iş değil Bakın şampiyon olur olmaz ondan bağımsız konuşuyorum. Ama bir winner olduğunu bir kez daha ispatladı. Ben diyorum ya kaç yaşındayım? 94'ten beri profesyonelim. 78'den beri futbolu, Türkiye'deki futbolu üst düzey ve Avrupa'dakini takip ediyorum. Galatasaray'ın bu kadar rahat kazandığı Kadıköy'de bir maç hatırlamıyorum. Ve Okan Buruk'a nasipmiş. <laughs> Kendisini tebrik ediyorum. Fenerbahçelilere geçmiş olsun. Ben de Ali Koç gibi düşünüyorum. Bu iş daha bitmedi. Daha çok uzun bir maraton. Kesinlikle. Daha çok şey olur bu. Aynı daha Ama çok su kaldırır. Biraz ezberini bozması lazım çünkü ben hani hocam umarım hocalarım bana ukaralık yaptığımı düşünmezler benim. Biraz Fenerbahçe deşifre edilmiş gibi bir, deşifre edilmiş bir takım gibi artık. Herkes pozisyona giriyor. Herkes. Ya bu üçlüdür, üçlüdür Bazı oyuncular konusundaki ısrardır. Artık da takkiye yönüne koyar diye düşünüyorum. Mutlaka o kısmını konuşacağız ama bir Icardi'ye de bir başlık açalım Tabii. hocam. Oyuna girdikten sonra yaptıkları hani bir dünya yıldızı nasıl oyunları gösteriyor ki Beşiktaş derbisinde de aynı performansı olduğu için hani tesadüf diyemeyiz. Attığı gol mesela geldiğinde o zaman söyleyecektim. Çok rahat, çok profesyonel. Bu kadar adam rahat olur mu? Hiçbir stres, hiçbir gerginlik. Sürekli diyor. gülüyor. Yaptığı asist öyle. Adam kendinden emin. Diyor ki Barış benim ettiğimi. benim benim seviyem bu, klasım bu. Yani dün konuştuk. Hatırlıyor. Hocasını anlamış 11'de değil diye küskünlükte girmiyor oyuna. Ya o da, abi, önemli değil mi Allah hocam? Allah aşkına İtalya. Dünya yıldızı İtalya... İkardi ben olsam ben bile böyle bir bozulurdum yani hocam. Ya, bir şey söyleyeyim. <laughs> i̇ki defa Serra'da bu adam gol kralı olmuş. Paris Saint Germain'a 40 milyon euro bonservisle gitmiş. Hocam şimdi, rakamlar da ekrana bakar mısınız? Yani kısa şimdi, 14 dakikada neler yapmış? Bir gol, bir asist, iki şut, ikisi de isabetli. İkili mücadele iki kere yırmış, ikisinde kazanmış. Dokuz kere topla buluşmuş sadece. Dokuz kere topla buluşup bir gol, bir asist, iki golle katkı. İki ne istediğinizi biliyor. Yani ona göre de Hı -hı. performans veriyor. Bunlar performans oyuncusu. Yani direkt çıkar oynar. Bir de genel profesyonellik anlayışı çok önemli Cüneyt. Şimdi başka bir oyuncuya bunu söylersin, senin söylediğin oynamayacak falan vesaire... Oyuncu çiğ çiğ hareket eder. Tabii. Yani surat İstensiz yapar, jez. adam diyor ki ben hazır değilim. Ben o bölümde oynarım. Çıkarım ilk 11'de Okan Hoca'ya söylemiştir. Bak söylediğine ben ilk 11'de oynarım. Yorulduğum zaman elimi kaldırım demiştir. Sonradan da girerim, Hiç sorun yok hoca. Net bunu söylemiştir. Bunları aşmış. Yani burada bir sıkıntısı olan takımının. İşte menfaatini kendi menfaatinin önüne geçiren bir adam değil. Çok farklı bir Galatasaray'da örnek bak bu. şimdi Galatasaray'daki bu gelişimi gelişim çok önemli. Bir defa burada konuşmuştuk o Beşiktaş derbisinde e, bizim Gökhan Keskin de söylemişti. Ya hocam o kadar falan. Dedim ki o derbiden önce bütün herkes Florya'da bir alarm var. Herkes oturuyor yemekten sonra matalar, ikadeler sohbet ediyor. iki saat bir oyun oynuyorlar bir odada. 20 oyuncu falan var. Yani Galatasaray takımının en büyük sıkıntısı dedim ki sahtçıdaki yapısal sorunları zaten oyuncular geç geldi, geç geldi antrenman vesaire 3 gün işte antrenmanla oynadı bir sıkıntı var. Onu Okan Hoca halletti. Bir de grup olarak hareket etmeye başladılar dedim. Özellikle derbiden önce. İçeriden öğrendiğim herkes mesela şakalaşırken ederken falan bilmem ne 20 kişi bir arada Yemek masasından kalkınmıyor mesela. <laughs> Çay kahve söyleniyor bir saat oturuluyor. O önemli değil mi? Şimdi, oldu? muhabbet ya var yani niye, Doruk'ta. Niye önemli biliyor musun? Bak şimdi niye mi? önemli? Ee, yani bununla ilgili zihinsel olarak böyle e, Avrupa'da yapılan araştırmalar var. Çok ciddi anlamda mentorları. Diyor ki skorlar mı takım bütünlüğünü getirir? Hı hı. Yoksa arkadaşlık mı takım bütünlüğünü getirir? Mesela yüzde sekseni skorlar getirmiş. Doğru. Doğru. Skorlar, Kazandıkça bak şimdi skorlar o zaman geldi. 5 Beşiktaş'la final maçı oynuyorsun eşik arkası Başakşehir bir grup oluyorsun skor geliyor skor arkasından Galatasaray o takım olarak beraber o takımdaşlığı e, yani aynı dili konuşmak önemli değil aynı Hı -hı. duyguları paylaşmak çok önemli Galatasaray takımı bunu çok iyi sağladı Okan Buruk'la. Bir de bu yapısal por, e, sorunları çözdü. Fenerbahçe ne yaptı? İyi giden sorun zihinsel ve fiziksel yorgunlukla beraber 7-8 haftadır öne çıktı. Burada ne oldu biliyor musun? Bak teknik adamlıkta çok önemli bir şey var. İşler iyi giderken sorun yok. Aynen. Kötü giderken bir teknik adamın en büyük farkı ne biliyor musun? Yeni bir strateji belirlemesi gerekir. Jorge Jesus bunu belirlemedi. İşler kötü gittiğinde teknik adam yeni bir strateji belirlemesi gerekir. Farkı yaratması er gerekir. Diğer yandan Okan Buruk işler kötü giderken toparladı takımını. Böyle yani 2-1-1-0 gidiyor tek farklı falan deniyor ama galip geliyor yine. Ve de takımını geliştirdi. Bunu biz nerede gördük? Beşiktaş maçında, Başakşehir maçında. Devre arası e, kaç tane oyuncu omurgasında milli takıma gitmesine rağmen, sakatlıkta sakatlık da olmasına rağmen Icardi ve Oliveira gibi bekledi onlar geldi. Öbür oyuncularla bu geçiş sağladı. Çok doğru, saha içinde iyi bir takım yarattı. Bundan sonraki süreç iyi olur veya kötü olur o ayrı bir şey görürüz. Ama Galatasaray'ı bir rayına oturtmak, böyle tekrar Galatasaray'da birlik, beraberlik oyuncularda sağlamak, kötü giderken strateji belirleyemek, çok önemli, daha tecrübeli Jorge Jesus strateji belirleyemedi. Kötü gidişi doğru okuyamadı. Çıksın oynasın pres yapsın. Senin takımın dörtlü, üçlü oynaması bugün bak. Üçlü oynaması dizi işte belki hata olur. Dörtlü de oynuyorsa sıkıntı ne biliyor musun Cüneyt? Topun üzerine Fenerbahçe baskı yapmadım. Burada biraz daha analize göreceğiz. Alan boşaltmaz bir takım. Senin takım pres yapmıyor, orta sahaya kadar çıkıyor. Rakibe alan yaratmasına gerek var mı? Cüneyt yok savunma arkasına topu atacak bitti. Koşu yapacak bitti. Ama Okan Buruk takımı bunu, tam bunu, bunu Jorge Jesus yapamıyor. Okan Buruk buna çalışmış. Buna göre oyuncu seçmiş. Buna göre bu kurguyla oynamış. Ve de bu presi de önde mesela Ona göre de oyuncu seçmiş hocam. En büyük adam. Çok güzel. Bak, Okan Buruk, o, bak şimdi en önemli Jorge Jesus ne yapmış? Jorge Jesus diyor ki ben topu istemiyorum bugün. Niye? Rossi ile set ucuma oynar mısın? Oynayamazsın. Batshuayi ile oynayamazsın. Joshua King ile üçü de atletizm olan oyuncu. Orta sahada Crespo ve Aroa senin rakibin gibi orada oynayan Mertens ve Oliveira gibi teknik oyuncu mu? Değil. Kreatif. Senin Sorun hedefin çözen ne? adamlar Senin değil. hedefin ne? Sağda diyorsun ki ben koşan pres yapacağım ve onunla gol açacağım. Pres de yapamıyorsun Serkan. O zaman ne oluyorsun? Rakibe teslim oluyorsun. Özellikle nerede oldun? 3'e 2 yine orta sahada. Orta sahada Berkan hadi koştu pas yapmaz. Ama Oliveira Mertens orta sahayı ve maçı esir aldı Galatasaray adına. Ben sana söyleyeyim. Niye? Galatasaray takım mesela öndeki 3 oyuncu aynı. Mesela şöyle yorumlar geldi. Cüneyt ya işte aynı takım iki takım da birbirine topu bırakacak. Ee, işte öyle oynayacak. İki takım da topu ta talep etmeyecek. Hayır. Galatasaray takımı Abdülkerim'le başlayarak omurgadan Oliveira Mertens o geçişi hesap etmiş savunma markası. Bir planı var bir stratejisi var. Şimdi bak Jorge Jesus'u bu kadar övdük sezon başından beri. Avrupa maçlarında, lig maçlarında değil mi? Hı -hı. Hep övdük. Ama Jorge Jesus böyle yok. Az önce söyledim. Yani biz 3 tane yiyelim, 4 tane atalım, 2 tane bu futbol böyle Çok bilmem ne öyle, de. şey. öyle değil. Bu bu duello değil yani. Burada akıl konulmuş, bir kurgu, bir strateji belirlemesi gerekirdi. Kötü giderken bunu belirleyemedi. Top ayağında zaten bu takım çıkardığı takım top ayağında var ya bak. 90 dakika değil. 900 dakika oynasa bu takım set ucumu yapamaz. Ne Oseal orta yapar tekniği var, Aroa, Crespo bir tek ferdi var. 3 tane stoperin ağır, teknik kapasiteleri sınırlı, pozisyon hatası yapan 3 tane ağır oyuncu. Önde 3 tane tekniği olman, atletizm olan çok güçlük, böyle Joshua King başta olmak üzere oyuncularla. Sen 1 0 geriye düştükten sonra neye oynayacaksın? 1-0'dan Fenerbahçe 1-0 bak geriye düştüğü maçları iyi böyle güçlü rakiplere karşı hiçbirini çeviremez. Veya çok zor çevirir. Yüzde birini ikisini çevirir. Cüneyt genel tablo olarak Fenerbahçe'nin şu kadro çıkan kadroyla oynadığı evet. maçta hepsini oynasın. Fenerbahçe ancak 0-0 oynayacak 1-0 öne geçecek. Geriye düştüğü maçta bu kadro e, bu skoru değiştiremez. Nitekim de farklı hatta daha da farklı bir skorla da makineyi verebilir. Peki maçı Galatasaray hocam az gol atıyor diye eleştirilen sezon başındaki Galatasaray Dünya yıldızlarına rağmen o istenilen futbol oynayamıyor denilen Galatasaray'da ne değişti de hedef başlarda böyle farklı bir Galatasaray'ı istiyoruz? Galatasaray oyuncuları tam onu, tam hepsi böyle performans, hepsi Hı -hı. tecrübeli oyuncu. Galatasaray takımı top ayındayken bir de hücum eden takım. Bir de Galatasaray takımını çok bana göre herkes çok ya işte şöyle oldu Sivas. Sivas'ta da kardeşim penaltıyı verse arkada e, e, Nelson'u 2-0 maçını onu da söyleyin. Onu söylemek yok. Arkasında İstanbulspor spor maçı. Burada söyledik. 37. dakika 6-0 olur maç. Ya işte Galatasaray kötü oynadı. Son golü atsa işte berabere Okan Kurda. Ya mesela. tamam berabere bitecek. 6, ta 6 tane olacak 37. dakika. 2 top direkten, 2 tane net karşı karşıya kaçırıyorsun. 2 de gol atıyorsun. Bunlar söylenmiyor. Galatasaray kötü mü Galsay vesaire. Nasıl bardağın bu tarafına bakıldı galiba. Niye? Niye ben bir şey söyleyeyim mi? Niye böyle bir algı yaratıldı? Niye boş tarafı <laughs> Okan Hoca ile ilgili? Okan Hoca gitsin. İşte şu antrenör gelsin. Bu gelsin, şu gelsin. Nereden yıpratalım? Şuradan. Değil, hani der, klasik bir laf var ya Sezar'ın hakkını Sezar'a ver bu adam çalışıyor ekibiyle vesaire sizin Galatasaray kulübünün hiçbirinin performansının bu kadar iyi olacağını beklemiyorsun sezon başı hep böyle Okan Hoca bakıyorsun sosyal medyada gündemde ne zaman gidecek vesaire falan buna karşı dedim ya az önce 7 dualle savaşarak 4 puan farklı lider olmak Kadıköy'de bütün sezon övdüğümüz yere göğe koymadığımız Suudi Arabistan maçı ilk Arjantiniyet'inde e Jorge Jesus'un konuşulduğu ...en ufak bir şeyde konuşulduğu... ...bu kadar tecrübeli, başarılı bir teknik adam... ...Jorge Jorginho tartışmasız Fenerbahçe... şampiyonluğu olmaz ayrı... ...onun da hakkını vermek gerekir... ...ona karşı bitmiş etmiş her hafta tartışılan... ...Beşiktaş-Başakşehir maçından sonra... ...skorlara göre gidecek denen... ...Okan Buruk Kadıköy'e geliyor... ...3-0 yeniyor, daha farklı yener... ...hiçbir hakem hatası yok, sıfır... ...hakemle ilgili hiçbir programda... ...konuşulacak hiçbir şey yok bana göre... ...yani hiç kimse bir şey aramasın... Çok net 3-0 daha farklı Okan Hoca geliyor. Kadıköy'de 50 bir kişinin önünde Fenerbahçe'yi birinci dakikadan 90. uzatmaya kadar bütün oyunu domine ediyor, elini alıyor. Yani bir momentumu derbilerde Cüneyt görürüz 5-10 dakika alırsın değil mi? Ya 90 dakika momentumu Galatasaray eline aldı. Niye? En önemli orta sahada Mertens de Oliveira'da. Öbür tarafta Crespo ile oynarsan iki tane pas veya bu üç tane oyuncuya nasıl top atacak, kim atacak? Hiçbir planı yok Jorge Jesus'un. Öbür tarafta 3 tane öne koyuyor atletizm diye oyuncu. Icardi hazır diye oynatmıyor. Gomis oynatmıyor. Ama ne yapıyor? Orta say diyor ki siz de Oliveira ile Mertens bu bağlantıyı yapacaksınız bana diyor. Bunu yapacaksınız diyor. Bu bağlantı yapıyor. Bir de ön alan presine diyor ki dikkat ettim. Genelde Abdülkerim'le başlayın diyor. Tekniği bir atıyorlar presi kırdı. Presi kırdı. Bu ne oldu? Daha geriye koşan öne değil bir Fenerbahçe. Öne koşan Galatasaray. Hak ettiği bir maçı Dediğim gibi baştan sona Momentumu yakalayarak Yani bu kadar uzun süre Momentum yakalanmaz Bir derbi veya Öylesine bir maçta bile Yakalanmaz Galatasaray fazlasıyla Üç e, puanı ve galibiyeti Hak etti Serkan Korkmaz Timur hatırlarsan Sene başında Çok karakterli oyuncular Transfer ettik Bunu araştırdık Demişti o Reha hocamın altın çizdiği Takımdaki Birlikteliği de Galiba Oyuncuların bu yapısı da Sağlıyor ki e, Bu akşam Öyle da abadın, gördük Bu bir kimya <laughs> Şimdi Icardi karakter karakter iyi ya da kötü değil çeşitlilik. Karakterlerin çeşitliliği var. Ya Icardi sürekli gülüyor. Yani özel Kutlu. hayatında A, a işte Arjantin'e gitti. A boşandılar. A tekrar bir araya geldiler. Ya şimdi kolay da değil. Şimdi hani normalde bir futbolcunun özel hayatına ben hayatta girmem de. Onlar kendileri çok rahat girdikleri için ve Hani biraz da kamuya mal olmuş bir çift oldukça için söylüyorum. Ya adam kaç aydır kaç haftadır ortada yok. Geldi. Bir asist yaptı. Bir de yani çok özür dilerim. En son Galatasaray'ın bir forvetinin topu çizgiye doğru çekerken yakın çatalda böylesine rahat vurduğunu ne zaman gördünüz ya? ya ben mesela Kadıköy'de Dean Saunders'ın bir golünü hatırlıyorum. Ya bakın normal bir gol atmadı adam Hı -hı. ha. Normal bir gol atmadı. Hadi asistini her zaman yapar o. Gözü kapalı verir o asisti Kerem'e. Ama normal bir gol atmadı adam. Ve bu adam haftalardır nerede ne yapıyor? Bilen yok. Sakatlığından Tabii. emin olmayanlar bile vardı içimizde ya şimdi. Ya kaç, ne, kaç tane antrenmana çıkmadı. Bir de neler yazıldı çizildi. O zaman ben değerlendim. Ya özel hayatı bırakın bu adamın sağ içi performansına bakın. Hocam başka ne? bir seviyeden ya bahsediyoruz. Ya gelirmiş yani. İkard'e 5 dakika oynarmış. Ankara gücü maçı 10 dakika ısınırmış. Oynatmaması Aynen. Okan Hoca'nın hatası. Ya Allah aşkına ya. Ya... Özür dilerim. Testim çok kısa düşeriz. bir şey. Ben ya bilgi gidiyor, to bilgi hocam yaptım, bil ülkesizmiş. bilgi toplayarak bu yorumları yapmayın kardeşim ya. Bilgili olun. Bilgi toplayarak değil. Hazırlık devresine de konuştunuz. Ne oldu? Okan Hoca çok kötü ben hazırlık devresi. Ya kardeşim. Maç Ya siz hayatınızda bir hazırlık devresi planı abi. yaptın bana? Yazdın mı? Hazırlık devresinde ne antrenman yapılacak? Sakatlar ne bilmem ne? Hazırlık maçı amacı yazdın mı? Yok. Çık. <laughs> Okan Hoca eleştirmek ya amaç. Hazırlık maçları çok kötü. iyi. İstifa etsin hazırlık maçları kötü Okan Hoca. Siz de <laughs> rahatlayın. Hocam Valeriyen da sezon başlamadan dakika, istifası istendi Serkan'cığım. Sezon başlamamış Serkan, ya. Serkan <laughs> başları kötü. Elinize de kına yakın o kocana da istifa etsin. Ondan sonra o. Oh. Ondan sonra skorlar geldiğinde ama hiçbir şey yok ha. Bravo Okan Hoca çok iyisin ha. Söylemiş, devre arası, ay, devre arası. Devre arasında hiçbir şey yok o söylediğinden. İkardi oynasın 5 dakika 10 dakika hazır. Ya 5 dakika 10 dakika bir maçta oynayıp ritmi ne ritmi İkardi bu ya. Bir de Bu ben adam 5 çok... dakika 10 dakikaya yani Bikardi gibi golcü oyuncunun hafızası mı değişecek? 5-10 dakika oynayınca adam yani. adapte mi olacak çok takıma? Çok acayip bir seviyeden bahsediyoruz ya. Yani İkardi yani, çok hayır. farklı bir seviye. Bak amaç ne? Hep Okan Hoca'yı, Galatasaray'ı böyle bir Galatasaray içindeki esas el freni olmak isteyen bir grup var. Ama çok az kalıyor. Hı hı. Genel yapı o değil. Yo. Genel Ama çok az bölüm. işte. Okan Hoca'yı hep tartıştılar ya. Amaç ne? Okan Hoca'nın üzerinden bir şeyler yapmak etmek başarısız. Ya bırakın adam doğru yapıyor. Bir salın adam ya. Şimdi hocam. Ben ya bir salın ya Serkan. Ben ya ba arkadaşım diye değil, suyun yani yüzünün suyu hürmetine değil. Hak ettiği için destek oldum. Okan Buruk buraya bir kupa, birlik Şampiyonluğuyla geldi. Galatasaray geçmişiyle geldi. Ona sıra gelmeyecek de kime sıra gelecek? Ya, ya Sıra gelmesi ön Performansını ediyor. biz konuş. Hayır hak bak. Gelirdi. Performans kötü kötü olur. Az önce söyledim mi? Sezan'ın hakkını, Sezan, Okan ha. Hoca'nın hakkını Okan Hoca'ya verin kardeşim. Doğru. Şimdi Okan Hoca olmasaydı X şuradan bu takım böyle toparlayıp vesaire olsaydı Fatih Hoca'yı severiz. Fatih Hoca olsaydı yere göğe sığdıramazız. Okan Hoca hep herkes demiyor. Bazı kesim yarım böyle ağızda. Ya bazı insanlar hazırlık maçı kötü gitse Fatih Hoca'yı böyle bilmem ne korkusundan eleştiremez. Okan Hoca diye eleştirelim hazırlık maçları. Hocam kötü. ben sana günün sonunda olacağı ya, bu, bu kadar, ya. Bu kadar mı ya? Ben günün yani, sonunda. Bu kadar mı adamın Hayır bir dakika. Bir günün sonunda insan, olacağı söyleyeceğim. Insanlar. Çok özür dilerim. Benim de artık bazı muhasebeleri görmeye hakkım ve haddim olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? X hocayı destekleyenler kazanan hocanın tarafına geçecekler. Kazanan hocaya karşılıksız destek verenler yalnız kalan hocanın yanında buluşacaklar. Görürsünüz. Ben ne demek istediğimi biliyorum, anlayan da anlamıştır. Peki. Şimdi yalnızlaşacak bazı hocalar Okan Hoca'nın etrafı kalabalık olacak. Çünkü o tarafa yatırım yaptılar. Bu o iş. kazanacak diye. O kazanacak diye yatırım yapanlar şimdi Okan Hoca'ya dönecek. Okan Hoca da tabii ki Galatasaray teknik direktörlük makamı aynı zamanda son derece politik bir makamdır. Zor bir yerdir. Medyası var bu işin. Galatasaray Ülkem Genel ya, Kurulu dediğiniz yer ben. var ya. Galatasaray Genel <laughs> Kurulu dediğiniz yer yer yönetilmesi en zor yer. Serkan bu iş böyle hayattaki. Serkan skorlar skorlar. Ben hocama eleştirmiyorum. Skorlar mısın? Ama Şimdi kim gerçek dost, kim gerçek düşman? Kazanan da görecek, kaybeden de görecek. İşte bu bu dakikadan sonra belli olacak Galatasaray'da. Galatasaray'da bugüne kadar pek çok konuda ben sustum, pek çok insan sustu. Pek çok sorun örtbas edildi ama bundan sonra kim gerçek dost, kim gerçek düşman herkes görecek. Aslında Fenerbahçe için de Cem Hocam. Ya aslında bu Durum anlattığınız aynı. şeyler Tabii ki. bütün, bütün, kim gerçek bütün dost, büyük camialar, kim camialar için Bravo geçerli hocam. olan şeyler. Yani Fenerbahçe'de şimdi sular e, durulmuyor ki. Sizin bu söylediğiniz hararetli şeylerin hepsi, bütün hepsi arkada kulüp nezdinde, çevresinde. Yakın olanlar, hepsi her şey konuşuluyor. Dolayısıyla da cesusu e, bile şu anda tartışılmaya başlandı mesela. <laughs> Twitter'larda işte bir sürü isimler, bir sürü işte İsmail gitsin gelsin kalsaydı iyi de olurdu şu olurdu falan gibi isimler döndürüyorlar. E bunlar aslında hoş şeyler değil. Çünkü ne olursa olsun bu takımın e, başkanın, yönetim kurulunun karar verdiği bir isim ve bütün camianın arkasında birleştiği bir isim kaldı ki şu anda da lik ikincisi Jorge Jesus'un tecrübesine, bilgisine dayanarak bu kulübü, bu takımı, bu futbolcularla buraya kadar nasıl getirdiyse aynen bu şekilde de bir çıkış yolu aranacaktır. Ama bugünkü maça tekrar bir dönecek olursak yani bugünkü skor ve oyun tarzı hiç Fenerbahçe bu kadar rakibinden altta kalan bir oyun oynamamıştı. Sıkıntı bu. Yani performans olarak bireysel performans olarak. mesela Genelde bir takım kazandığı zaman iyi oynayan oyuncu sayısı hep çok fazladır. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman iyi oynayan bir parça hani çaba sarf eden biraz perdeyi görür gibi olabiliyoruz biliyoruz. Onu da gösteribilirler. İşte olmaz tabi. onu, onu alıyor Ama o da ee, çok yanlış değil mi hocam? O da çok yanlış. Ya, o var ya. Çok futbolcuya ayırıyor. Ölüyor. Yani. Ölüyor. Abi der ligin ilk devresi. E, hem bitmiş. öyle hem öyle. Hem de futbolculara karşı genelde takım içinde de böyle e, ayrı bir havaya ayrı bir tarafa konulan taraftarlar tarafı bir futbolcu Diğer futbolcular ya falan da olabilir. Yani bu da e, vardır. E, hocam takım kısa işareti. bir şey söyleyeceğim Peki, devam, devam edeyim. Ol. Fenerbahçe taraftarının böyle bölünmeye müsait bir bölümü de var. Fenerbahçe Onun içinde bir Fenerbahçe konuşalım. var. Bir kötü gittiğinde işler düne kadar iyi. Jorge su tartışılıyor, oyuncular vesaire. Altay ıslıklanıyor. Ya Jorge Jesus böyle bir kırılgan daha hesaplaşmanın kendi arasında tamamlanmadığı bana göre bir kulüp. Lacım bak bak şey bir şey söyleyeyim. Bak Galatasaray kötü gitse, en kötü gitse bu çok sessizlik yok. Beşiktaş'ta yok, Trabzonspor'da yok büyük takımlar arasında. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de ama Fenerbahçe'de çok enteresan. Soyunma odasına giderken sağ kenarında futbolcular e, bilmiyorum fark ettiniz mi onu? Birbirlerine karşı bir şey söylüyorlar. Ya sen şöyleydin de böyleydin de falan. Yani niye ya böyle bir vücut dilleri var. O vücut dili soyunma odasına kadar devam eder. O soyunma odasında da belki ufak tartışmalar da olur. Aslında bu tip maçlardan sonra böyle tartışmaların olması da iyidir. Yani e, seviyeyi aşmadıktan sonra belli bir yukarı kadar taşıma. Öbür kabullenmek sonra, daha kötü değil mi? Kabullen, Reaksiyon vermek gerekir. Tabii önüne eğilirsen şey yaparsan e, kabullenmiş olursan sıkıntı ama bazen dinişmekte de yarar vardır. Yani bunu bir da, atarsın, bu... konuşursun ve Bakın. bu yüzden de e, o bu tip konuşmalar soyunma odasında devam edecek Büyük bir ihtimalle e, Samandıra'ya gittiklerinde, Samandıra'da da olacaktır bu bir tip konuşmalar. Bir hocalara gideceğim. Bir çok, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Peki hocam. Okan Jorge Jesus'un hep hakkını verdik. Evet dedik ki büyük hoca. Mesela biz de, <laughs> hala şampiyon da olmasa bana göre iyi hoca. Şunu söyleyeyim ama bu işte ne var biliyor musun? Bir aşçı en son yaptığı yemek kadar ustadır. Doğru çok güzel söz hocam. Okan Hoca bugün Jorge Jesus'a karşı korkunç bir oyun ve başarı üstünlüğü kazanmış. Peki bakalım maçtan sonra neler söylemiş iki teknik adam özetle bir kez daha hatırlayalım. Teknik adamlarının açıklamalarını ekrana getirdik. Pozisyon pozisyonuna bakacağız. Tüm pozisyonları hızlı hızlı irdeleyeceğiz. Hemen başlatalım. Sevgili Güven Mengü yönetmenimiz ilk pozisyonu getiriyor ekranlara. Burada bir çekme var. Bu pozisyonda. Of. Mustafa Enrique ile Barış Alper değil mi hocam? Evet Barış Alper. Burada devam kararı vermişti galiba hakem Hayır. Yok. Sarı kart gösterdi. Sa verdi sarı kart. Sarı kart gösterdik. Okan Hoca ve kulübe kırmızı kart diye. Kırmızı yani kart diye ayak Fener Fenerbahçe'nin son maçlardaki böyle hikayesi burada da var. Topun tam atıldığı yere bir dakika gelirsek, Yönetmenimiz gelirse tam bir şey atılmadan evet. bir dakika geriye alırsak. Çok bir dakika geriye Çok geriye kısa alalım. bir şey söyleyeyim. Bir dakika tamam. <laughs> burada burada baskı var mı topa? Pres var mı? Oh. Yok bu bir. iki savunma kaleden uzak mı? Çok. A yani alan var mı? Alan alan yaratmasına gerek var mı Galatasaraylı yok. oyuncunun? Yok. Ama yine çizgi çizgi. Çizgi çok, bak şimdi bak. Çok dit. Bak alan yaratması. Fenerbahçe'nin 7 haftadır özeti hiç başka şeye gitme pozisyon var. Hep bu. 7 haftadır bu buradan hocam bak. Buradan buralardan buralardan pres yok. Buraya kadar çıkan bir Fenerbahçe. Bu yine iyi. Buraya kadar çıkan bir Fenerbahçe. Topu alıyorum ben. Bakıyorum bak. Ele bizim arkadaşımız öğretmen gösterirse tam bakıyorum. Cüneyt sana bana baskı yok. Fenerbahçe'nin en önemli Jorge Jesus'un ne özelliği vardı? Topa baskı yapıyorlardı. Baskı yaptığında bu savunmayı çıkartıyordu. O zaman pres tamam dar alandaydı. Koşu mesafeleri azdı. Kazanıp gidiyordu. Fenerbahçe 6-7 haftadır pres yapmıyor. Topa karşı bir baskın yok. Alan veriyorsun. Ben Cüneyt'e topu mu atacağım? Attım bitti. Geçmiş olsun. İşte bu pozisyon. Bir de hızlıysa 3 tane savunmacın ağır bitti Ağırsa. programını söyledim ya. Şunu söyleyeceğim en son. Fenerbahçe burada baskı yoksa bir savunma. Jorge Jesus gibi hani çıksınlar öne. Biz yediğimizden fazlasını atarız bir futbol terimi değil. Jorge Jesus önemli bir teknik adam olmasına rağmen altını çiziyor. Sen burada açı hocam, açı. Konopratsif pozisyon, de... hiçbir yok orada. Sen savunma oynadın, ya. çizgiye kalanmazsın. Burada presin yoksa, dağılmışsa topa karşı presin yoksa bu hocam sarkar, evet. açığa alır, derinlik verir. Burada aynı. pozisyon alır. Bu da aynı şekilde artık bu çizgi halinde yakalanmaz. Hocam bir savunma yakalanırsan bu maç gibi bundan sonra da bütün rakiplerin bunu sana rahat rahat bu sıkıntı yaşatır. Niye? Sen çünkü ön alanda pres ve karşı pres yapamıyorsun. Bitti o gücün gitti. Bitti, o hep Avrupa Ligi'nde vardı, ilk evet, vardı. Evet. Övdük burada. Tamam Belki bir dakika hocam Kartil burada benim konusunda bir Gustavo Enrique parantezi açalım. Bu oyuncunun neden Oynatalım. ısrarla Fenerbahçe'de oynatıldığını ben hani anlamıyorum. Belki rotasyonda kullanılabilir ama ben Fenerbahçe seviyesinde bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Özgürce de söylüyorum. Bence bugün gene ucuz atlattılar ona oynadığı Jorge's dakikalarda. Bak ediyoruz. ediyoruz. Jorge Jesus getirdi diyor oynatıyor abi. Bunun açıkçası bu. Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil. Duran topta, Kaba topu atmak, gol falan yok. Üç tane aynı profilde oyuncu olmaz. Sen de eğer gittiyse senin atletik oyuncun... Kim aslında, gittiyse Napoli'ye... Reha'cığım. Sen o zaman bir tane hızlı bir oyuncu alacaksın Cem abi. Lafını unutma bir şey yok Bak şu pozisyonda aslında pozisyon olarak adamdan daha avantajlı. Doğru. Ama, Ama duruş, duruş pozisyonu olarak, yanlış. Teknik ben, olarak, vücut olarak hazır ben, değil ve aynı zamanda çabuk bir oyuncu olmadığı için değil. rakibine geçiliyor. Bir de dikkat et, duruş pozisyonunda da hata var. Bak oyuncunun neresinden Tabii. alıyor? Koşu yolunu açıyor. Koşu yolunu, yolunu açıyor. Tabii. Ya bir, bir, dakika duralım burada bir dakika. Ya en önemli futbolda ne? Pasın yolu ve koşu yolunu kapatman Tabii. gerek. Doğru mu? Evet. Pasın yoluyla koşu yolu açık mı? Pas baskı yok. Koşu yolu açık. Yanlış tutuyor. Geçmiş olsun. Bir de Serdar'ın da senin söylediğin geçeceğiz. gibi. Serdar'ın da senin de söylediğin gibi kademesine daha yakın daha, olmasa, bak, onun çabuk kitlesi alacak. Var. Buradaki bu mu Serdar Uşlu? Farzen burada o ok kaldı, Zalay burada. Serdar Aman buraya top daha vurulmadan açı alsa bu top da kalemeye girecek. Daha ya, çabuk. Hocam bu, bu bunlar bir de takım pres yapamadı, çöktü. Fenerbahçe'nin oyunu da çöktü. Ben diyorum ki kötü giderken Jorge Jesus kalitesine bir teknik adam strateji belirleyecek. Devam edin. Bir yakına gelelim orada Poz, pozisyon Okan içinde. Okan hakkını verelim. Evet, pozisyon içinde bir pozisyon da var. Sarı kart yeterli mi? Düşmanına dikkat edelim. Yüzüne gelen bir kramp, krampon mu hali var değil o mi? O şey atamadı, krampon adımını var. atamadı ama yani evet. orada... Yok kırmızı, yok, kart, hani akıllarda kırmızı, yok. Kalmasın, kırmızı kart yok. Evet. Evet. Ama ucuz atlattı kırmızı Barış. Kırmızı kart yok, sarı kart doğru ama değil mi? Evet. Kaleye uzak son adamdan dolayı, tabii, dolayı son, demiyorum tabii, hocam. Şu son adam, basmadan tabii, dolayı. Tabii. Şu, şunu ben de istemediğimden bir de 1.96 adam bir anda... Orada Barış Alper'in de ayağı da onun adımını atmasını engelliyor. Engelliyor tabii. Çansızlık ama Allah'tan ciddi tabii, bir sakatlık olmadan bir ucuz atlatıldı. Ucuz kırık, bir... kırık, da olabilirdi Elmacık, Elmacık Yüklenmedi yani çünkü. Evet. Yüklenmedi. Yani, İyi niyetli. Evet, Sen, İyi, sen bir daha açıkla istiyorsan. Son adam sarı kart niye Cüneyt? Gol Evet. Yani merak son edenler için, sonra uzak, olursa, Evet. Kademede de oyuncu var. var çünkü. Evet. Bir de Serdar Aziz kademeye giriyor kaleye şimdi çok uzak açı gol olarak da. Aç, açı son buradan, adam ama 100, %100, %100 gol pozisyonu son adam ama %100 gol pozisyonu olarak algılanmıyor bu pozisyon. Evet. Şimdi onu seyrederken dedik hep burada net pozisyona bakıyor. %100 diyor ki bu net pozisyon mu? Yani bu tabii ki değil Açıları olmadığından da var ondan. tabii açı anlamında ondan sarı kart gösterdi doğru karar. Hemen gelelim offside gerekçesiyle sayılmayan gole. Uzun sürede incelendi değil mi Serkan Korkmaz'ın evet. pozisyon? Ve sonrasında bu çizgi. Çizgide kalalım. Çizgi doğru i̇z, mu? İz düşümü Offside doğru mu Cem hocam? Ne doğru dersiniz? bence. Doğru. Yani vücudunun bir kısmı e, daha yakın kaleye. Şu omuz başından Rakip tabii. Rakip en son attan evet omuz başından itibaren. Ta, tam izadan görmek isterim. Pek çok offside pozisyonu var. Ama buradan baktığın zaman da önde olduğu gözüküyor. hocam. Hocam ama işte gol atacak uzvu önündeki savunmacının şey, omuzu da var ama geride bak. kalan ayağının Om, önünde mi Aya omuz a ayağından değil de omuzdan aldığın zaman yok da... olabilir ben hani sadece şart evet, koyuyorum yani evet. muhtemelen offside ama <laughs> yani ben bir de bunu tam hizadaki açıdan bir de görmek bizim isterim. bu baktığımız açının dışında kaç tane bak, kamera vardır da bakıyordur var. birkaç tane daha oynatalım zaman bak farklı açılardan gelecek ekrana çizgili haliyle çizgi mi? çizgi böyle şekilde yok Buradan da bir bakabilir miyiz tam ayaktan çıkarken? Ama buradan göremezsin buradan. Görmek mümkün Hayır, buradan değil tabii. Değil. Evet burada tam burada. Tom topa vurduğu anda. Ama doğru açı değil mi? Doğru açı mı? Doğru açı değil tabii ki. Ama burada da Nelson'un önde olduğu hissine kapılıyoruz. Zaten atılırken evet. de aramızda öyle konuşmadık yani bence, mı? Bence bunun, ya yani ben size Bunun üzerine konuşulup böyle saatlerce ben bizim için söylüyorum. Yok o çizilmiş iz düşüm var Serkan. E, genel olarak. Hocam ne Olsaydı. Çünkü dakikalarca karar veremediler. Tabii. ve dakikalar sonra bize bir çizgi kondu. Tabii. Bu sebeple maçı izlemeyen seyircilerimiz garipsiyor olabilir bu kadar konuşmamızı. Ama bizler maçı izleyenler dakikalarca böyle öyle bekledik. Bak bak her Önümüze şey Önümüze çizgi 10 dakika sonra geldi. Şimdi Galatasaray'ın bir tanesi bu pozisyonu konuşmuyordur. Niye? Sağ içinde sağ içindeki ciddi bir performans veren, Tabii. maçı domine eden. Ve kazanan. Tartışmasız, sağ içinde lekesiz tek kale neredeyse bir ara oyunu çevirdiler. Tek kale oyunu kaleye gelemiyordu Fenerbahçe. Bir Galatasaray var. Diğer yandan sağ içinde sorunları her geçen dakika büyüyen, daha böyle içinden çıkılmaz hale alan bir Fenerbahçe. Şimdi burada burada offset falan burada mesela Olivier'in hakkını Olivier'e bunu zaten Porto'da bu serbest vuruşlardan gol atan bu sıkıntı yaratan köşe vuruşu böyle cepheden kenarlardaki serbest vuruşları en iyi kullanan, topa en iyi yani o dönemde en iyi vuran oyuncu. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi ve Porta şampiyon olduğunda o sene e, 20 küsur gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde yanılmıyorsam ya 5-7 tane golü var. Şampiyonlar Ligi'nde yalnız Oliveira. Şimdi böyle bir oyuncu. Her zaman da söylüyorum. Oliveira'sız Olive Galatasaray farklı bir Galatasaray. Bak Icardi de buna dair. Oliveira'lı Galatasaray farklı bir Galatasaray. Doğru. Bugün Buradan evet offside oldu. Arkasından ne yaptı? Kendi kalitesi birazdan <laughs> göreceğiz. Golü attı. Yani, Hocam bu arada buradan, barajda, barajdaki oyuncuların ve Bahçıay'ın izleme anında enteresan. <laughs> ya bak şimdi enteresan. Oradan 3 kişi baraj koyuyor mesela Altay. Altay 3 kişilik baraj. Son anda topu görüyor vesaire. Topu görecek edecek. Altay'ın büyük hatası var mesela. Tamam bu offside. Ama bir kaleci bunu oyun sahasının değil mi? Tehlikeli ya. unisi değil. Dışarı atması gerekir. Tamam bu offside. Offside olmasa o mesafeden bir kaleci oyunu, oyun alan, alanına, oyun göbeğini atıyor. Müdahale Atmaz. de var. Zor top haline geliyor müdahale gelince. Oradan serbest sonuçtan gelmiyor hocam. Evet. Burada Mertens değil mi o? Galiba. Evet, evet onun Mertens. da bir müdahalesiyle ya, bir şey zor söyleme. top oluyor. İşte, i̇şte yani tabii ki alta hep söylüyorum yetenekli kaleci genç zaman şey Zaten o anda net offside zaten Nelson. Evet. Musta, farkı da çıktı. Tabii, yani evet, niye tabii. için önemli bir oyuncu? Bak bir top şampiyonluklarda, vardı. Aramızda hiç konuştuk hiç senle. Var. ölen bir toptu gerçi tabii. ama onu bile kötü yani hata yapabilirdi Şşşşş. yapmadı. Sı ya bir de ne Mustera oynadı mı güvence. Evet. Mustahara güvence. Adam hocam sen de oynayın. Bırak def savunmayı. Forvet oyuncusun dönüyorsun senin kalende bir atak var. Kaleci diyorsun Mustera. Yani nasıl olsa Olur. yani eğer top çıkarılacaksa o çıkartır. Dönüp evet. bakmıyorsun. Altay ama bu demora su, e, çok demora ettiler. Şimdi bu kadar demora olmuş bir oyuncu böyle bir şey. Ben forvet olsam baksam Allah Altay bunu yer mi eder mi diye düşünürüm. Tabi tribün baskısından demoralize oluyor Altay'da. Ya bitirdiler zaten onu bu sene. Bak performansı bitirdiler. Devam edelim. Peki bir, bir sonraki şey söyleyeceğim yalnız. offside pozisyonu buyurun. Çizgiye gelebilir miyiz? Geliyor çizgiye. Geldi. Şimdi devam edelim. Bakın burada yavaş bu yavaş. pozisyon mu... Hani bak benim bu pozisyonla ilgili şüphem var. Ama şu pozisyonla ilgili şüphem yok. Ol. Mertens dokunduktan Tekrar sonra çizgi. Nelson net offside. Peki niye bize gösterilen çizgi o? Neden bu çizgi gösterilmiyor? Hayır, Mertens. Ve neden bu kadar geç gösteriliyor? Ben burada sadece bakın kötü niyet hiç aramıyorum. Hiç. Ya Şu maçta bak, konuşulacak en son şurada, şey bu. Şurada burada bak. E, ilk ya ben şeyim... bir şey söyleyeyim mi? Zaten bu maçta bu maçta. Ben söyle hayır. Hakem ko konuşuluyorsa Galatasaray'ın galibiyetine büyük haksızlık tabii ve tabii. saygısızlıktır. Aynen. Bu maçta hakemle konuşulacak ne kırmızı kart. Bu evet ofsayt mı ofsayt. Diğer hiçbir konu hakkında konuşulacak bir şey yok. Galatasaray'ın içine verdiği emek, Okan Hoca'nın bu maça hazırlığı Hı -hı. hepsi yapılan organizasyona saygısızlıktır. Doğru bence de. Peki bir sonraki pozisyonla devam edelim yine bir <laughs> offside pozisyonu yine ağlara giden bir top var. Çok bariz offside'di zaten. Gol değeri kazanmıyor. Evet. Bunu herhalde yine, konuşmaya Yine bak tam offside yine çok kısa hocam. Topun üzerine baskı var mı? Yok. Bu çok, offside evet. olmasa mesela şu oyuncu şu oyuncu atsalar offside değil. Gitti mesela bıraksa o pozisyon. Ya böyle cim... bir şey var mı? Ya bir açı almaz mısın Serkan? Pozisyon, konumlar. Buyurun Cem Ya yani bu nedir ya? Her ya, pozisyon ilacım böyle. İlacım bir araya girebilir miyim? Yok estağfurullah. Şimdi genelde ama. de mesela şöyle bir algı da var. Fenerbahçe offside yapıyor. Aslında off offside yapmıyor. Offside Yapmıyor. Yani oyunun tarzını bunu ge getirdiği için arkada a boş alan bırakıyor. Tabii. Alanı daraltıp koşu mesafesini ön taraftan pres yapsın falan çok. değil yani. Tabii Onu değil. da vurgulayalım yani. değil. ya. Değil. Yani. Reha Hocam da hep söylüyor. Aklın yolu Anladım. bir, iki teknikadan bir araya Hiç girince genelde. Bu köşelerden serbest vuruşlarda olur hatırlıyor Atarsın kendini Çıkarsın öne, öne bol bırakırsın. Tabi. Yani Jorge Jesus'un buna problem bulması gerek. Pres yapamıyor. Gücü yok artık. Bu daha büyük bir çözüm geçirmesi lazım. Tabii Keşin. devam edelim. Evet bir sonraki pozisyonumuz. Burada Boe sinirleniyor. Topu yere vuruyor. Hakem elini cebine attığında Oliveira hakeme gidip omzundan tutunca. Bence Boe'nin sarı kartı son derece haklı. Fakat Oliveira Portekizce konuşan bir e, oyuncu, yabancı bir oyuncu. Hiç kötü niyet yok hani hakeme saygısızlık, onun otoritesini sarsmak değil bence bu. Biraz toleranslı olunmalıydı sanki ona karşı. Ya, ama bu konularda ama, da hakemler çok eleştiriyor. Sana dokunan oyuncunun Hakel, otoritesini, otoritesini, otoritesini ama, sarsmasına şu ben, izin verdin bu deniliyor. Sarsmak... Cüneyt değil ya Cüneyd... bence ama bak hayır öyle deniliyor dedi evet, evet. bak öyledir demedi öyle deniliyor göstermediği anda bu konuşulacaktı o Şimdi doğru, doğru, doğru. bak bir şuna şeyini. kart göstermese gözlemci puanını kırar Kırıyor, mı açıkladı çok güzel kırar, kırar. serkan dokundun evet evet ben de farkındayım yüzü evet, tebessüm bir şey söylüyor ben de ama dokundu mu ama. kural öyle diyor dokundun bitti kural, kural doğru sarı kart kural. sarı ama kart. burada hakemin otoritesi bence sarsılmıyor ya sarsılmıyor ama Oliveren de söyleyecekse bir şey omzuna dokunmadan Haklısın. Bir de bak derbi maçı. Şimdi bunu insan ne anlar biliyor musun? Ya orada sarı kart göstermedi işte ne oldu? Orada gösterse daha otori, otoriter olarak daha rahat sonra. ederdi. Sağ içinde daha iyi davranırdı. Şimdi bak o şansını kaybetti. Oyuncular da onun üzerine oynamaya başladı. Doğrusunu yaptı. Hem boya hem de kesinlikle Olevi yanlış yere. değil. Sadece onu vurgulamak istedim. Bence bu tip mesela şey vardır ya. Ya adam dünya kupası finalinin 90 artı 5'inde gol atmış forma çıkarıyor sarı kart. O ne be abi? <laughs> hani adam 90 artı 5'te Dünya Kupası'nda gol atmış altın gol. trezegemiydi. miydi? Ya hı, nedir abi bak, ne yapıyorsunuz ya? Bir şey bugünkü galibiyetle şu geldi aklıma. Şimdi hakem konuşuyoruz ya kararlarını. Ya Galatasaray öyle bir galibiyet elde etti ki son haftalarda işte özellikle herkes derbi odaklanmıştı. İşte Sivas maçı olayları bir bakıyorsun iki de Erdem Bey çıkıyor, arkasından üçte Ali Bey çıkıyor. Konuşma falan buraya yansıması şu bu nasıl olacak hakem kararları? Şimdi Kadıköy'e geliyor 50 bin Fenerbahçeli, onlar baskı altına alacak falan. Kasa öyle bir galip geliyor ki, bak ya geldiği galibiyetin görüşmüyor. anladın mı? Oyun anlamında güçlü ve büyüklüğüne bak. Hiç hakem falan sağda hiçbir şey konuşulmuyor. Bu derbiden önce ne diyorduk? Ya Halil Umut meler evet olur ama bu derbi zor geçer, olaylı mı olacak hakem? Hiçbir hakem kararı Hocam ben hakem olsam bu maçı kabul etmem. Bir bir şey bak şimdi düşün. Var. O kadar bak. O kadar kaliteli bir oyunla ve de hakkıyla sağ içinde 3 puanla 3 golle ayrıldı ki. Hakem falan hiç konuşulmuyor. Bak şu maça kadar bütün 2-3 haftadır Türkiye Hı çalkalanıyor. Cık, iki, hafta... İstifalar, olaylar var kayıtlarıyla. 2-3 haftayı bırak. Belki derbilerin tarihinde bu kadar hakemsiz bir maç var yani. <laughs> Yok, evet. İşte Galatasaray'ın oyun gücü bunu sağladı bana göre. O zaman bu pozisyonun özelliğini şey göstereyim. Yine erkeğimi konuşmayalım bana. ama. Devam edecek şimdi gelecek o benim dediğim pozisyon. Güven ben sana söylerim. Yine, ama dediğine göre bir şey var. Var. Ama hocam, dediğine şey göre var. var. Bir şey gördü tabii. hatıralım hatıralım buraları değil. Burada bu topu vuruyor. Top kimden çıkıyor? Fenerbahçe Net bir biçimde Ferdi'den çıkıyor. Şey, evet. Tacı kime verdi? Fenerbahçe'ye verdiği için Boğaziçi sinirlendi hocam. He. Ama sinirlenmeyecek işte. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bak Serkan'ın söylediği gibi niye sinirlenmeyecek Serkan? E çünkü sarı kart görüyor. Bravo. Hangi pozisyonda oynuyor? Sağ bek. Sağ bek. Kaçıncı dakika? 25. Bir hamle yapsa o anda da bir yorgun halde yani laktik asit birikmiş. Artık beyin hükmetmiyor. Veya Be, ikinci ara atmışın akamaç 0-0. Cem abi bir yaptı boya. Racim teknik kart. Böyle adamsın, görülür mü? Teknik adamsın. Ne dersin? Kardeşim ne olursa olsun maçı 11-11 bitir. Bitirelim. Tabii. Bu kadar. Hele bir de deplasmanda ne dersin? Sakın tribünle oynamayın. Oynama. Tribünü sahaya çekmeyin, Çekme, indirmeyin. Tabii. Aman oyuncunuzu yerden kaldırın. Tabii. Hani hiç oyunu germeyin. Peki devam ediyoruz bir sonraki pozisyona. Galatasaray'ın bulduğu net pozisyon Barış Alper. Evet, Çok kötü bir vuruş Ya Cem hocam ne dersiniz? Vallahi yani Galatasaray'ın en önemli pozisyonuydu bence. Attığı gollerden Çok rahat daha bir bile attığı gollerden var daha net bir pozisyondu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tabi buyurun. İdolüm Burak Yılmaz dedi, delikanlı giderek Burak <laughs> Yılmaz'a doğru evlenecek. <laughs> Golü Burak Yılmaz gibi kaçırdı. Bak ciddi söylüyorum ha. Burak da ama daha zorlarında o atardı Burak, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz böyle kaçırıyordu. Daha zorlarını atıyordu tabii. Abi yani Burak Yılmaz benim hayatımda gördüğüm en çok aşama kaydeden oyuncudur. Her sene bir öncekinden daha iyiydi. Şimdi 22-23 bandında ben 21 tabii e, 21 falan Burak'la çalıştım. Cema abi biliyor aynı dönemde o da milli takımda çalışıyordu. E, dediğine katılıyorum mesela. Enteresan gitti Norveç'te oynuyoruz Antalya'da bir filik golü attı Çatal'a. Çatala. Ondan sonra mesela Çeklerle İzmir'de gale, oynadık 1-0'a kaçırdı. <laughs> yani enteresan Burak yani enteresan bir oyuncu. Oynadık şeyde ne o e, Galler'le mesela 2-3 tane gol kaçırdı. Şundan daha net kaçırdı. Maç 0-0 bitti. Cardiff'te oynadık. Ümit Milli Takım maçı. Resmi maç 0-0. Burak 3 tane 4 tane %100 gol kaçırdı. Karşı karşıya Cem, Cem abi. Öyle böyle değil. Yani bunun ne repertuar tecrübe ilgisi var. Tabii. Yani bunları ee, tabii ki Barış Alper Ay, zemin -Bak de güzel mesela. Bak burada. zeminle kapatmamış ayağını. Evet. Serkan altına giriyor topun. Kapatması gerek. Fener'in bugünkü bu açık alanda oyunu Burak için nasıl olur değil mi? İdeal. Ya. Yani bir şey söyleyeceğim <laughs> ama Galatasaray için de bak ya onun Pener, için Barış Alper'i tercih etti. Fenerbahçe savunması da hızlı koşular. Zalai tek hamleli ağır oyuncu. Raçit Sağalt götürüyor. Oraya. Kerem götürüyor. Barış Alper götürüyor. Ya hiçbir plan, hiç o kadar yani övüyorsan hiç hiçbir plan yok. Bir de yok. orta sahada gerçi, senin söylediğin gibi bir hiç plan da varsa var ya Okan Buruk ve oyuncu ekibi hepsini var ya alıp yırtmış çöpe bitti. Biz demiş bugün geldik. Burada bizim bizim şarkımız söylenecek. Biz burada oynayacağız, galip geleceğiz ve keyif alacağız. Biz hafta içi antrenmanlarda acı çektik. Doğru analiz yaptık, hazırız. Fenerbahçe doğru analiz yapmamış. Bana göre antrenmanlarda da doğru bir strateji belirleyememiş. Arasındaki net fark ile Fenerbahçe arasında görüldü. Arka direğe bir orta gelebilir miydi? Hani her şeyi konuştuğumuz için bunu Ama bence doğru... Mesela bak, çok doğru yere attı. O, o da... Kerem doğru. var ya arka direkte. Evet. O ya da, bir de... Akıllara geliyor Ama bir de o anda çok çabuk karar verip orayı görüp orta de biz, yapması tabii kolay Bir Ya Serdar birebir oynuyor. Hocam nereye gidiyorsun ya sen Allah aşkına? Evet. Serdar o, nereye gidiyorsun? Şimdi Otomuveri lafı vuracak. ağzımdan aldın. Sen ya, Aynı şeyi söyleyecektim. Yani bu kadar uzak kalır mı ya? Barış Alper Kademeye de, Gustavo alın. giriyor zaten Tabii. hocam. Ya Gustavo girsen de... olur? Evet, Serdar da Serdar kalabilir yani Tabii, onu yüz yüz, istiyorum. Ya hocam. üçü de zaten bir kademe anlayışı hiçbir şey yok. Çizgi hali üçü de ağır tek hamleli oyuncu. Baksana. Barış Alper dediğin gibi kalıyor biraz geriye. Sen de Serdar kalacaksın. gidiyor. Serdar biri vuracak o topa. Ya bu Fenerbahçe savunması düşün bir de Cüneyt alan boşaltıp öne çıkıyor. Doğru. Bak alan boşaltıp öne çıkıyor. Hatırlar mısın? Yayından evvel dedim ya e, Reha'cığım. Geniş alanda oynaması oynaması en zor olan bir müdafaa oyuncusu için alandır, pozisyondur. Tabii. Bunlar için zaten hepsi çözülüyorlar orada. Ya pres yoksa zaten bak bitti. pres vardı. biz Bak her zaman takdir ettik Fenerbahçe'yi. Günlük yorum yapmıyoruz. Ne zaman pres gücü bitti 7-8 haftadır Fenerbahçe bu pozisyonları vermeye başladı. Evet. Bu sinyalleri de doğru okuyamadı Jorge Jesus. Evet. Gole gelelim. Galatasaray'ın ilk golü köşe vuruşu kullanıldı. Ya buradan nasıl geçti o top? Ayağını çok iyi kapattı. Ben net bir şey söyleyeyim. Samuel direk oyuncusu olmaz hocam. direk Samuel gibi kafa topu böyle bilmem ne çıkıp ya sen direk... Bu topu orayı nasıl sektirdi? Bak ön direk her zaman tehlikelidir. O top bu top için söylemiyorum. Biri gelir vurur eder. Sen Öndüre iyi kafa topuna çıkan bir oyuncuyu yerleştirirsin. Doğru an. Çok, ya, çok kötü yükseliyor zaten. Ya çok kötü. Yani oraya bak şimdi. Bakın. Şimdi siz, ya, ben... yani Jorge Jesus gibi detaylar üzerinde çalışan, çalışkan bir teknik adam. Kafa yoruyor bu işe. Sen öndüre Samuel'e oturtursan böyle, yerleştirirsen hocam, buraya gelmez gelmez bir top gelir işte, böyle derbi de gelir hatta. Buyur, geriye pas olur. Bomboş. Sanki Galatasaraylı oyuncu arkaya şırtmış. E, tabii tabii işte, asist yaptı. Olmaz, Samuel orada öndürek olmaz, Cem abi olmaz. Bir de Olivier'den kalitesini görüyor musun? Devam ettirelim. Bilek, gövde, vücut, hocam vücut prep frekansını görüyor musun? Ayak şuysa şöyle kapatıyor. Deminki Barış'ın vuruşunu düşün. Tabii bir de Olivier, bak Hocam Barış tabii teknik becerileri bu kadar yüksek değil. Evet. Atletizm var, ayrı özelliği var. Çok iyi de olacak Barış. Yani Burak, belki Burak'a da geçsin inşallah. Bütün genç oyuncularımız her idolündeki oyuncuyu geçsin. Bakar mısın kaliteye? Top sekiyor. Hocam sol ayak, önce hocam, yatıyor, sağ ayak, vücut kapatıyor. dengesi, koordinasyonu, kapatması. Müthiş. Orada iyi kapatamazsan amiyane tabirle dağlara taşları değil mi Aynen, hocam? Aynen. Ben vursam e öyle işte, olur. Yani Barış'ın ya, o kadar üstünde titrediğimiz yani, bir oyuncu. Mesela bazen böyle olur. olur. Ya vurma oradan ya, falan. Olivera e, e, mesela farz edelim şey. Ne o? Böyle vuruyor. Biz de maçı senle yorumluyoruz evet. falan. Ben diyorum ki Olivera vurma oradan golüm falan. <laughs> Olivera, göbekteki... Bir dakika Oliveira bağlanmış <laughs> telefonla Hocam portuda 8 tane var Şampiyonlar Ligi'nde 3 var er. Pardon kardeşim <laughs> Bak şeye bak Şurada en boştaki adam Oraya da rahat oynarmış Bak Reha Penaltıya gelen adama bak, bak Hocam penaltıya. futbol böyle teknik Teknik bak. kalitesi yüksek oyuncularla Hocam bak futbolun kalitesi Görüyor musun? Evet. Bakar mısın? Öyle koşarak ederek Avro ağalarla Şu penaltı bak. gelen kim? Berkan 20. 20. hocam Baksana Bak Hocam cim, bak evet. ayağın üst dışıyla kapatıyor yere doğru vuruşu görüyor musun akıllı uzak köşeye vurdun da her şeyde akıl var zeka var bir de vuruş tekniği istersen. vuruş tekniği var hocam Müthiş. koordinasyon Aynen. algılama <laughs> karar verme en önemli bu Galatasaray bu golle öne geçti derbide de Fenerbahçe karşısında bizde bir de sahil izledik bir sonraki Fenerbahçe'de pozisyona geçiyoruz Fenerbahçe Ön direkten Bütün de Samuel çıktı. Bütün takım. Baçai hocam. İşte işte çok rahat pro çok rahat profesyonel bu. Çok rahat profesyonel. Altay o golü yiyor. Mustera bu golü kurtarıyor. Arasındaki fark. Bitti. Hatta önümüzde kapandığı için o hızlı da gelişti pozisyon biz Baçai dışarı vurdu zannettik Meğer zor bir pozisyonmuş. Mustera de Mustara'da iyi uzanmış değil mi Cem hocam evet, birlikte evet. izlerken? Ya Muslara zaten farkı dedik zaten İsmail kaleci alınca. farkını ne zaman hissettirecek biliyor musun? Olacak golü çıkardığı zaman. Yani golü yediği zaman evet yenilmeyecek bir gol olması Hocam, lazım. Şampiyon olan takımda kaleci en aşağı 10-15 puana direkt katkı sağlayacak. Kesin. Muslera geçmişte bunu sağladı, mı? sağladı bitti. Bu sene de sağlıyor mu? Sağlıyor. Tabii ki bundan sonraki maçları da göreceğiz ama şu ana kadar bunu sağlıyor mu? Farkı, puan farkını sağlıyor mu? Sağlıyor. Bitti bu kadar ves. Şampiyon olan takımın kalecisi 2 puan 3 puan katkı sağlamaz. En aşağı 10-15 puan. 10-15 puan. Evet. 5 maçı sana kurtaracak bitti şampiyonlukta. Diyecek ki ben kardeşim tek başıma bu maça damgayı vuracağım. Siz bana bırakın. Mustar öyle bir kaleci. E zaten bunun cevabını veriyor orada ya. Tabii. Baksana senelerden beri. Bu arada Batu Şahay Beşiktaş'ta oynarken de derbilerde gol atamadığı için eleştiriliyordu. <laughs> Fenerbahçe'de de Fenerbahçe'nin golü yok derbilerde. Yani, de, de yok. Yani, yani, tebrik edelim o geleneni bozmuyor mu yani, Batu yani Fenerbahçeliler <laughs> <laughs> ama, ama burada iyi vuruş bu ya. ya bak, kötü, kötü vuruş kötü İyi goller Baksana. Burada bak, Muslera abi. Muslera. öne doğru çıkıyor. Açıyı daraltıyor. bir iki adım yok. alıyor. Yerleşiyor. Ve hamlesini yapıyor. Ne yapıyor? Açıyı. Kaleyi kaleyi küçültüyor orada bir şekilde. Vuruş zafiyesini kapatıyor Muslera. Baksana çok bak. Kritik bir bak şimdi okuduş. bak Serkan. Bak bak görüyor musun? Bu Parmak kuşlarında uçlarında öne doğru bitti. Hazırlığı var. Altay'da bizim. Yani tabii ki genç. Bir daha söylüyorum yetenekli bir kaleci ama çok yani bu konularda eksik. O yenilen golle bu gol bakma derler ayrı gol falan vesaire. Sen sonuçta Fenerbahçe kalecisi derbi oynuyorsan o gol yemeyeceksin. Bir de maç 0-0 iken. Maç 2-0 olur hadi dersin tamam bir kırılma anı. Ya rakibi sen kıracaksın veya kırılacaksın. Bir yerden kırılmayan Galatasaray ve muslera bir yerde kırılan Fenerbahçe Altay var Serkan. Bir de hocam Olacağım. tehlike oyuncusuna atmamak için dikkat ediyorsan o kadar kısa zamanda düşünebiliyorum bilmiyorum ama aklının bir küresi de vardır. Bu kadar ya bu, tecrübeli bir kaleci. Yani de. yok bu, yani oraya kimse de yok. Fenerbahçe çoğalamıyor. Fenerbahçe zaten set ucum değil direkt ucum. Fenerbahçe'nin hikayesi buydu. Hızlı atacak işte Batçuay'ı hızınla götürecek. Coşagin kısınla gelecek. Rossi. Orta sahadan oyuncu yeni geliyor. Görüyor musun? Orta sahadan oyuncu yok. Ya tam böyle direğin yanından ağlarla buluşabilecek bir topluş. Hani Batu de eleştiriliyor dedik derbiler için ama... Ya zaten... kalitesi kalitesiyle yeteneğit Ayrı öyle şeyin... Ee, Ayrı öyle Crespo'nun ortadaki o boşluğu doldurması... 90 dakika mümkün değil zaten. Öyle gidecek, gelecek, hem baskı yapacak, hem alan kapatacak, hem rakip alanda Bak hocam, fiziksel yıcağı... olarak Fenerbahçe düştüğü edecek. zaman sen farklı bir işlem yapacaksın. Galatasaray fiziksel düştüğünde ne yapıyor? Olivier ile Mertens'e veriyor. Ne yapıyor? İki tane tempo belirleyen ustası var sağ içinde. Tempo yükseltiyor hemen arkaya atıyor. O konacı diyor ki arkaya üç tane koşucuyla oyuncuyla oynuyorum. Atlet. At. Öbür türlü koşmadı. Pas, pas. Gördün mü? Enine yatay Fenerbahçe'yi koşturular. 11-11, 11, 11, 11 da, 11-10'u saymıyorum zaten. koş. Fenerbahçe'de önde pres yok. İki tane düz oyuncu. <laughs> yani düşün Mertens orta ve sahi, Olivier orta sahi Moa. destek yok. Yani profilinde iki tane olmayan oyuncu. İkisi koşuyor moşuyor. Önde zaten bir oyunu tutmak yok. Aldılar mı böyle gitsinler. Set oyunu hiç yok. Setle ilgili hiç bir düşüncesi sezon başından beri yok. Top ayındayken Fenerbahçe'nin hücum evet. etmek. Burada bu kurgularsan bu oyunu. Bir de geriye düşersen geçmiş olsun. Zaten geriye düştüğünde bu farkın açılması veya pozisyon bulması Galatasaray'ın tesadüf değil. Yani diyorum ya dersini çalışmış, iyi strateji, iyi metotlar uygulayan A'dan Z'ye Galatasaray fazlasıyla maçı hak etti. Bak öyle böyle değil. Teknik olarak baktığın zaman Fenerbahçe'nin çok üstünde bir Galatasaray vardı ya. Bir sonraki pozisyonda evet. devam edelim. Batu vuruşunu gördük Mustafa çıkardı. Fenerbahçe'nin net pozisyonlarından biri. Yine Mustera. Şu i̇şte konuştuğumuz bu pozisyon hocam. Evet. Top biraz da ölüyor ama yine de Mustera'nın o topu sektirmemesi i̇şte önemli. İşte bu evet bizler. bak top ölüyor dedik biz orada e, reale ama neticede baktığında yani Fenerli oyuncunun önüne düşüp orada vuruş da yapabilir. Bak oraya hemen tık kapattı görüyor musun? Joshua Kinko. Bak görüyor musun? Tabii. Bak. Bak hemen Joshua King'e geliyor ama bak orada çarpıyor, baldığına çarpıyor. çarpıyor. Hemen tık evet, arkadan Salai da geliyor. iki oyuncunun bir daha baskısı var ama hemen Şimdi bak, topa sahip oluyor. Aroa'nın vuruşuyla, Oliveira'nın vuruşu hangisi daha kolay? Hangisi daha zor? Bak rahat alan daha var. Daha kolay hocam. Daha Aroa kolay. Şey. Olive, Olive, vuruşu daha zor. Çok zor. Çok an. zor. İşte diyorum ya Kalite. Her şey koşarak çözüm değil. Peki bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Bak bir dikkat ediyor musun? Burada arayın vuruşu ayak içi üstüyle vuruyor. Evet. Olivier'a kapatarak vuruyordu. Burada bir Serkan Korkmaz güreşi andıran görüntüler var. Greco vardı. Romen bel üstünde. <laughs> ee, bak şurada başladı bel üstü. Ayaklar kullanılmıyor dikkat edersen bel üstündeler. Künde çabası var. Evet, var? Burada künde de <laughs> tuştan kurtuldu o sayı. Ya şöyle söyleyeyim. Bizi ilk ben... seyreden de diyecek ki bunlar güreş değil <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, çok izlerdim ya çocukken. E, yani <laughs> bu iki genç adam e, bence kırmızı kart görmeden iyi atlattılar bu badireyi. sarı kart olurdu İkisi ya. İkisi de çok kötü niyetli değildi aslında. Evet, evet. Gençler Aynen. yakın temaslı futbol oynuyorlar. Bunlar olacak şeyler. Yok, ben yani. burada Halil Umut Meller'i... İkisine birer sarı kart göstermediği için tebrik ediyorum. Ben de evet. yani katılıyorum. Çok sana. doğru bir uygulama yaptı. Gereksiz yaptım. olurdu yani. Ben, ben de çok katılıyorum sana. İkisine ne? Ama gösterebilirdi de ha, yani. Göster, gösterse de Gösterirse eyvallah. Gösterirse yani. yanlış yaptı demezdik. Evet. Ama evet, evet, bence evet. bu gençler burada bir şey yaşadı. Çok çirkin i̇şte. bir şey yok bence burada. Bak ben, Çok güzel Cüneyt ne dedik gösterse bir şey. Mühim olan göstermediği için burada konuşuyoruz. Evet. Aynen. Ben tebrik He? ediyorum. Bunu da konuşmak lazım hocam. Göstermediği için. Konuşulmayana Doğru olan mı hocam? gösterse sıradan hakem olur. Tabii. Farklı işte bu Özünde der, derbiye niye çocuk. Halil Hoca'nın verildiği bu işte. Siz Bak, gün önceden açıkladınız. Yanlış hocam. anlamayın. Şey. <laughs> Barış Bildim <Alper 'in> yüzüne... <laughs> 10 tane böyle hakem vardı o arasında. <laughs> ya hocam kolay bir değil. Tane, <laughs> bir tane Halil Hoca vardı. Kolay değil bak Barış Alper'in yüzüne basılmış tabii, tabii, psikolojisi tabii, değişik tabii, olabilir. Tabii, Fener tabii. maçı Kadıköy. O sayede helal olsun. Bir itiş kakış var tabii ki bu kadarı. Çok normal Peki ya. Peki asıl kritik konu o zaman. Kendi takım arkadaşın bile yaşarsın bunları. İçeride mi dışarıda mı? Ha içeride. İçeride yani içeride de buna... Başlayan hareket dışarıda bitiyor. Hal... Ama içeride başlıyor. Ama nerede faal çaldı hocam? Hangi harekete çaldı? Bir, Bir de, ona, ona mı bence bakıyordun? faal yok karşılıklı. Bence faal yok Çekme burada. Çekme var şurada. Ben, bence faal yok. Barış Alper yaptı dedi hakem. Evet. Barış Alper de önüne kapatıyor onun. O da yani Barış Alper de Alper de masum değil. Barış Alper çekildiğini anlayınca bırakıyor. Bırakıyor. Ya hayır o da önüne doğru hafif kalçasıyla beraber yani müdahale edecek. Hocam bu pozisyonda sadece şu yok. O sahiye faal yok. Hani ama karar o sahiye faal. Faal öyle verdi. Kart da yok. Burada penaltılık irdeleyeceğiz Penaltı yok. Penaltı da yok Şimdi bence. Bunu tabii Zaten faal dediğin ha gibi. Hakem ha kararı olarak yani insanlar oynatır bir daha çevirir. ve Bunlar hiç oynatılacak hiçbir şey. Kart da göstermedi. Dediğim gibi Halil Hoca'nın da farkı işte o konuşturdu. Kalitesi çıktı ortaya. Hiç, Peki hiç o zaman oyna devam diyoruz bizde. de bir sonraki pozisyona geçiyor. Aferin ama çocuklara çirkinleşmediler. Yok hiç bir daha da bir olay yaşamadılar bir birbiriyle. Bir daha deliyle. da hiçbir şey yaşamadılar. Burada evet. topu bir türlü uzaklaştıramadı Galatasaray savunması. Bu, bu, bu Oliveira'nınkinden daha net. Tabii, tabii tabi. bu olabilirdi. Ama işte topun geldiği isim o, o sayı. O sayı Samuel. Ama ya bu da vuruşunu yapmış yani o sert vuruşu Hocam, kullanmış. Hın, i̇yi de e, oraya olmaz o. Oraya, hocam ben mi yanlış oraya, biliyorum? uzak köşe olur. Oraya olmaz. Ya, hocam, yakın olmaz. Zaten biliyorum. orada Yakını bir almış. hesap kitap kaleye vuruş var. Tabii. Yani oraya bir e, hedef vuruş yok orada. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. O sayi aslında Sağ bekten ziyade daha ofansif özellikleriyle Tabii, bilinen, evet, bilinen ve bu özellikler nedeniyle alınan bir oyuncu değil mi? Yani evet. Sağ bek. Zaten Fenerbahçe'de ilk döneminde bek, e Sağ bek e, mi? Mi? oynamadı A, ki. Nereden aslında geldi? geldi? Hacım, Serkan partse... güzel bir şey söyledi. Serkan güzel bir şey söyledi. Fener'in iki kanadına baktığınız zaman da Değiştirme bekler tamam, değil mi? Tabii. Evet, değil mi? Aynen. doğru bir. Helal olsun çocuklar iyi iş yapıyor. Fe Fe evet, evet. Ferdi Hollanda Ümit Milli Takım'ın 10 numara pozisyonda oynuyordu. Evet. Fenerbahçe'de kanatlarda. Evet. Ve şimdi sonra şimdi geriye geldi. Samuel nereden geldi? Samuel Kuyt Park Rangers'tan geldi. Premier Lig ya da bir alttan. Oradan Championship'ten geldi. Ne oynuyordu? 3-5-2'de kenarda oynuyordu. Şaradan. Evet, böyle oynandı da 3-4-2-1 gibi oynadı Fenerbahçe. Başlangıcı devre arası değiştirdi. Orada üçlü oynandığında çizgide oynuyordu. 4-4-2'de önde oynuyordu sağ çizgide. Yani savunma zafiyeti olan bir oyuncu. Evet. Pereira döneminde bir maçı stoperde bitirdi. Ben bunu ömrümün sonuna kadar söyleyeceğim dedim. Hatta Pereira ile ilgili kalemi kırdığım gün... Abi yani Osa'yı stoperde bitirdi maçı ya. Neyse. Yani bu çocuk o kadar kötü bir forvet ki... Sabek oldu işte en sonunda. Bir tek özelliği, bak bir şey söyleyeyim. Samuel'in... Skorda bu kadar uzak bir adam görmedim. Bir tek özelliği atletizmi. Evet. Çok Tekniği, uzak. Çok oyun bilgisi, savunması çok yok. Çok hızlı bir oyuncu. Şurada mesela daha dengeli, iyi bir oyuncu burada. Serkan. Biraz daha kaliteli bak, vuruşlar. Kontrol. Cem abi yakın köşe olmaz. Uzağa vuruşlar. Uzağa vuruşlar. Niye vuruyor. bak hocam? Bak vücut diline baksana top geldiğinden. Şimdi X, bak bu top Valencia'ya gelse. Bak 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 bak. Bak şimdi. Tabii ki ayrı profilde oyuncu. Valencia'ya gelse, Valencia bölüm vuruyor? Gol vuruşu yapar. Go, go, Uzak köşeye vur. Bir. Kaçırsa bile bir akıl koyarsın ortaya. Uzağa gol olur. Şimdi burada akıl yok. Oraya girmiş, top önüne gelmiş. Vurmak olsun diye vuruyor. Vurdum topu kalecinin Mustafa'nın üzerine. Tamamen o stoper bir defans vuruşu. Tabii. <laughs> Tabii. Yani Devam işte edelim. çocuk o kadar kötü forvet ki sonunda bek oldu. <laughs> <laughs> yani ama iyi bek oldu ha. Evet bir başka pozisyon. Burada faul çaldı değil mi? Ben çalmadı diye hatırlıyorum ama sonra çalmadı, çalmadı. Çalmadı. Ha. Yani devam ettirdi. Buna, peki nasıl faul çalmadı ya? Görmedi. Bak arka bak hakemin durduğu şimdi yere bak. bak. Formayı görmüyor musun? Şey söyleyeyim mi? Bu sarı kartta yalnız gol değil. Sarı. Bak şimdi çekme var. Bu arada yüzünü tutuyor diye eleştirildi. Yüzde darbe var mı diye ben de yok gibi görmüştüm ama bir daha bakacağız. güven bakalım orayı sanki yüzünden Yok ...yüzünden geliyor o ben görmedim formaya. Bak şimdi Halil Hoca'ya bakıyorum... Kesin ...o kesitten... İstemeyerek de olsa <laughs> evet yüzüne bir... Bir şey söyleyeceğim. Dokunuyor ondan dokunuyor. sonra da çekiyor. Şimdi hakemin pozisyonuna bakıyorum. Çünkü hani yüzün niye tuttu diye evet. çok konuşuldu hocam... onu açıklayalım Doğru. ki. Bir şey söyleyeceğim. Hal tamam bu foul ve de sarı kart arkadaşlar... ...bir Halil Hoca'yı gösterebilir miyiz? Büyütük net bir biçimde. Bak şimdi, bir dakika Halil Hoca ilk çekmede... ...bir dakika ilk daha Samuel... Görüyor Bu. mu orada yoksa e, Aroa kapatıyor mu evet, görüşü? Ne diyorsunuz? Evet. Boynunun arkasında kalıyor. Bak görüyor yani, mu? Görmüyor. Bence görmüyor. Aroa kapatmıyor. Aroa Kerem kapatmıyor Kerem da. Kerem, in Kerem in ha... boynunun burası kapatıyor. Ya o kapatıyor. kesitten görebilir mi? Hayır. hayır. Kerem e kapatıyor. Aroa zor. da var burada. Görür mü? Zor. Zor. Ne? Peki burada bir hakem neye odaklanır? Yere, ayağa odaklanır değil mi ayaklara esas? Bakacak. Hakem ayaklara bakar. Bakayım. Burada kesitten göremiyorsa Bundan göremediğinden vermiştir. Ben art niyetten yani vermedi ben tabii, düşünmüyorum. Tabii bak ki canım ben de düşünmüyorum. Bak, eğer göremediyse şu kesitten ayağa bakıyorsun. Sen şimdi genelde ne yapıyorsun? Şimdi hakem olarak hep aksiyonlarda tabii. değil mi? Yere bakıyorsun ayağa. Burada üst tarafı kaçırdı. O bir de kesitten göremediyse aroa girdiyse onun yani e, olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyonda fol ve sarı kart çıkmamasının nedeni. Bir devam edelim başka açısından da bakalım. Burada gördük bir çekme var. Kerem düşmem konusunda daha kararlı Buyurun. olsa çok daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Keremin yani önünden çok ediyorsun. açıldı top. Evet. Yani burada biz yavaşlatılmış gösterimde anlamıyoruz. Bak normal gösterimde burada, bakın. Normal Kerem değil. o toptan artık bağlantısı koptu. O top Lincoln mu o sırada? Evet. Lincoln'e kadar geldi? Ya burada kart hepsine katılıyor. Burada, bak, burada, burada bir şey daha da. var. Bak. Beklese Oliviera evet, bomboş görüyor evet, musun? Evet. Yani elini açıyor. Tercihi bir musun? tarafa bir kullansa bitti. Bir evet, esas konu. Bir göster. Bak gösterdiğinde bak topu kontrol etti. Şöyle beklese, bak Çevre şimdi Rebbe beklese rebeksa, çevresi Olivier'e bir bıraksa bitti hareketli. İşte Kerem'in de sorunu bu zaten tabii, hocam. Tabii. Ama Icardi öyle büyük topçu ki bu Kerem'e gol attırdı. Tabii. Ya yani burada ama net bir şekilde söylerim Foul var ve sarı kart. Galsa, net, Galatasaray Galatasaray ile, ile. Net. O zaman hemen bir nasıl Tartışmasız... getirelim ekranlara. Kerem burada yerde kalmıştı. Devam kararı gelmişti. İşte Icardi. Ben sana bir şey ya. Burada e, kendi de gidebilirmiş ha. Tabii. Ya, Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Kendi gidebilir ama şimdi... Doğru, poz... doğru pozisyon bu. Açıyı, pozisyon. açıyı görmüş. Evet, Kerem evet. boş. Doğru pozisyon bu. Yani evet. O ara Serdar da müdahaleye gidiyor. Yani orada durdu ya bak şimdi. Tekrar hızlansa müdahale eder Serdar Cem abi. Doğru doğru. Açı önünde koridor evet. boş. O açıyı görmüş. Kerem de orada bırakmış. Cem hocam bu golden sonra özellikle Altay'a tepkiler var. Ne dersiniz burada Altay'a? Ya tabii bir, yapabileceği hani burada, bir, şey var mı? Altay hazır değil. Yani bir kere o yediği gol arkasından mağlup durumda takım. o şeyi motivasyonu düşmüş bir şey var. E, Altay var Hı. kalede. Ya bir de bu pozisyonda beklenildi, burada offside çizgisi çizildi, offside olmadığı da çıktı ortaya. Onlar da böyle tartışıyor, gelsin o zaman. Yani o ekranlara. da gelsin. Yani böyle tartışıp saatlerce var. şu offside mı, bu offside mi vesaire, yani e, onun yerine net bir şekilde o tartışmayı bitirecek çizgisini de çizler. Buyurun. Bit. Samuel, Samuel offseti bozuyor. Hiç tartışılacak bir şey aynen. yok. Net bir şekilde aynen, beklediler. Aynen. Herkes ya beklenir. Şimdi buna beklenir. Bu gol oldu. Şimdi bunun için ya evet. beklenir mi? şun? Beklenir bu gol. Bu öyle bir şey laf olsun, olsun bir pozisyon değil. Tabii. Samuel burada net bir şekilde iz düşümü. Nasıl Nelson'un iz düşümü varsa ona ne dedik biz? Offset değil mi gole Galatasaray'ın attığı? Net bir şekilde. Evet. Burada da Samuel'in net hiç tartışma yok. Samuel böyle evet. yok. Ama böyle hocam, kolu bacağı bitti. Samuel bir dakika. Samuel mavi çizgi. Kırmızı çizgi Icardi değil. Kırmızı çizgi Kerem. Evet. Kerem. Kerem'den alınmış. Evet. Şu, evet. dikine çizgiler. Evet. Offside'da evet. olan Icardi. Evet. Gösterelim. Ama buradaki burada konu şu dikine şuydu. çizgi. İleride o, topa. Topa değip ha. değmedi. Aynen. Topa da değmiş. Ben diyorum ilk pozisyon. Zaten aktif burası. Tabii. Evet. Pasif burası. Burada beklenen topa değdi mi? Topa da değdi bitti. Bitti. E. Topa değdiği an bitti iş. Şimdi. Topa kural da diyor. Topa değmese sıkıntı var. Aynen. topa Aynen Direkt... Yani yoruma girer artık. Yoruma giren ne olacağı şey. Burada var. Topa değdiğine göre. Bakın şurası bak. işte şurada değdi bir değmedi. değdi. Değil, değdi. Değil, değil. Bence yakını var. Öldü top. Yakını Topu var. Topu öldürdü, yön değiştirdi. Çok büyük teması yok. Ama bir teması var. Ama bir, peki zaten. bir şey söyleyeceğim. Ya, burada tam kontrolü Bakın burada var. Bir şey olmuyor. Bak, bak. Yakını var. Evet ama değil. Hayır kontrolü alarak olmuyor. Yani Değiyor Değse geçiyor. Değse geçiyor bitti. Topa temas etti bir oyuncu. Kural yani. da böyle diyor. Temas etti mi de alıp kontrol edip net değil. Ya, bir de değil mi? İlla kontrol etmek demek yüzde yüz kontrol altına almak demek değil. Sonraki pozisyonda hani onu hissedersin. Onun kontrolünden gitmiş olması evet. lazım. Ama onun kontrolünden gitmiyor. Git, yani Gitmiyor, gitmiyor ama değil, tartışılabilir değiyor. bence. Hayır değiyor. Değdiği zaman bitti. Kural diyor ki değdiği zaman bitti. <laughs> Eğer değmese hadi tartışılır anlarım. Yani değdiğine göre bitti. Değdikten sonra da zaten Icardi geriden geliyor o zaman ee, şey ne o evet. pasif alandan aktif alana geliyor. Offside değil arkasına Buradan zaten. Buradan topun dönüşünden de belli Şimdi oluyor. Topun topu, topu tabi aynen falsosundan ve Bakın. tam kontrol ederken içine doğru değiyor. Dönüyor Değdim orada. bitti. Ya yani net deyip istop edip veya net kontrolü ayağınla hafif dokunacak hiç gerek yok. Bu arada sanki göğsünden de sıyırıyor geçiyor Bakalım. Top. Bakalım Hatta kolunu da geri çekiyor. Evet. Ona evet. da bakalım şimdi yakın tamam. planda. Hani değiyor mu değmiyor mu derken. Yoksa el mi var? <laughs> Yok canım. Onu ya. kastetmiyoruz tabii de. Bak, Bakın buradan sekiyor. Sekiyor, değiyor. Çekiyor hocam. Yüzün böyle yüzünün sol yüzüne tarafına de, doğru da teması var. Temas var. Yüzüne de temas var. Yani hem ayağınla hem yüzünün sol kenarıyla değil mi? Var sol hocam, tarafıyla bakın, burnuna var. Burnuna bakın. Tabii. burnundan Tabii. anlaşılıyor. Devam edelim. Bakın, bir dakika tam tut. Evet, bırak. Burnun tam burnunda arkadaşlar hocam. tutabilir miyiz? Tam burnu. Bir dakika. Buyurun şekli değişiyor. Biraz daha. Evet, bunun devam ettiren Burnun şeklini görelim. Bak. Bakın. Devam. Biz oynuyor burnu. Bak, diyeyim. oynuyor evet. Çok güzel bak yönetmence Bak, bak bir daha geriye. Bakar mısın? burun gidiyor, geliyor. Şimdi bak şeklini görüyor musun? Kerem büyük topu de de yaptı. Var, çok yani güzel kural, oynattı. kural zaten Büyüdük hem, hem ayağı değiyor. Hem İzhabir, de... Esrafil teşekkürler. Yönetmenim çok güzel Zümen bitti. Burun, burundan istiyordu. nasıl değdi? Yüzünü sol tarafa hem buruna değdi. Yunus diye. Kerem vücudun her yeriyle asist Yunus, yapıyor. Galatasaraylı değil mi? Rejde Yani temas ediyorsa değiyorsa vücutta bitti zaten gol. Onlar da bence ona baktılar o ara. Baktılar bir sıkıntı yok. Zaten ilk pozisyonu Samuel bozuyor offside'ı. Arkasından temas da etti. Golü verdiler. Yani orada mesela herkes ya işte bu kadar olacak. Yani sırf Samuel'in pozisyonuna evet baktılar. Hı hı. Şuna da baktılar. Ondan sonra bir sıkıntı olmasın diye net bir şekilde gol verildi. Peki bunu da geçiyoruz o zaman. Ya kurala göre doğru. Kerem'in topa temas ettiği için kural böyle diyor. Temas ettiği için bitti. Gol. Cem hocam ne dersiniz? Bir şey bir, vallahi bir şey demem buna da. <laughs> ya çok yetenekli bir oyuncu. Ya burada tamamen e, İrfan Can'ın bu girişi oyunun kontrolün kaybolduğu, duygusal olarak tamamen düştüğü bir e, ispatıdır. Yoksa burada eee zaten Can... çıkışını hatırlayın hocam tabii, o tabii. da o irfan üzüntüyle yani burada o, oyuna sonradan girmenin getirdiği Vallahi, o negatiflikten tabii. buradaki duygusal düşme kadar her şeyi söyleyip e, tartışabiliriz burada. Ya şunu da söyleyeyim. Ya yani evet <laughs> e, biliyor ne yaptığını çıktı. Orada ben da bir tepkili sanki yürüdük. Yani koşarak de de bir, Fenerbahçe Fenerbahçe ya koşarak çıktı. Hiç ben onların bir zaten halif Erhanbaş. Hayır iyi Fenerbahçe olabilir. Yedek kaldı etti de bir vücut <laughs> dili de zaten girip Bak. bir hareket. Bunu yapıyorsa bir oyuncu sağ içinde yani girdiği zamanda bence maça hazırlanında sıkıntı var. Girdiğinde de bu normal bir şey değil. Bir şeyleri işaret etmek. Normal değil. Bir şey değil. Koşar dikkat et. İlk defa İrfancan kırmızı kartı ilk defa mı görüyor? Koşarak o da biliyor ne yaptığını Odaklı. zaten. Hiç itiraz edecek bir şey yok. Yaralayıcı bir hareket mi? Evet. Yaralayıcı bir hareket. Sporcu sağlığını sıkıntıya sokar mı? Sokar. Tehlikeli mi? Sokar. Kırmızı kart doğru mu? Doğru. Net. Net. Topa mı gidiyor? Rakibe mi gidiyor? Direkt rakibine gidiyor. Ben çok net bir şey söyleyeceğim. Çok net kırmızı kart. Ama buradaki... Kendisinden de af dileyerek umarım bir gün bir araya geldiğimizde kendisine çok sormak istediğim şeyler var. Çünkü ben gerçekten İrfan Can Kahveci hayranıyım bir futbol severi evet. olarak. O çekif vurması değil çok, mi? Literatüre geçecek vuruş çok stili var. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Bence kendisi bence net bir 8 numaradır. Ne 6'dır ne 10'dur ne sağ açıktır. Net bir 8 numaradır. Çok görmek isterim kendisini Crespo'yla ya da Arao'yla o 8'ken. E, hatta Arda'yla birlikte. Zay Zaysa. Çok görmek isterim Tabii. hocam. Yani e, İrfan Can bence bu ülkenin en iyi 8 numaralarından biridir. Milli takımı her zaman hak eder. Evet inişli çıkışlı performans. Ama Fenerbahçe'deki hikayesine bakıyorum, oynatıldığı yerlere, oynatılma sistemlerine. Tamam, belki İrfan Can üzerine Mesut gibi, Mesut için bile yapılmadı ya bu. Sistem kurulacak, belki bir oyuncu olarak görülmeyebilir. Bunu anlarım. Ama İrfan burada kendisini kınıyorum bir hayranı ve onu seven birisi olarak hiç bugüne kadar bir diyaloğum olmadı. Net bir şekilde futbolda var olduğunu bildiğimiz bir şey yaptı. Ben zaten oyuna şu dakikada girdim. Bu mağlubiyetten suçum yok. Kimse de bir tepki vermiyor. Ben gideyim de Galatasaray'ın şu yabancı oyuncusu. Zaten bugün var yarın yok. Şimdi yerli bir oyuncuya yapmak bu hareketi kolay değil. Çünkü o yıllar süren bir rövanş gerektirir. Değil mi hocam? Cem Pamiroğlu'na yaparsa ya Hoca, sen de Kadıköy'e gidersin bir gün. Hani bunun bir rövanşları olur. Burada İrfan bir anlamda bence yanlış ben... bir yorum yaparak ve Kap sağlıksız Serkan. sportmence olmayarak tabii. kasıtlı bu bir neyi şekilde musun? ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum, Kab geç girmeyi de kabul etmiyorum diyor. Bence... Yapma İrfan. Bak tabii çok doğrusu mağlubiyet en önemli ben geç girmeyi kabul etmiyorum. Ben bu takımda bu dakikalarda oyunda süre alacak bir oyuncu değilim Aynı diyor. Aynı şeyi yapan bir oyuncu daha var. Kim? Mert Hakan Yandaş. Mert... Yedek kulübesinden 3 sarı kart bak... görmeyi başaran bir arkadaşımız. 4 sarı kartın 3 sarı Neden kartı. Neden yapıyor Mert Niye? Hakan bunu? Söyleyeyim mi? Türbünü oynuyor. Değil mi? Tribünü oynuyor. Kraldan çok kralcı olmayın. Ben tepki gösteriyorum. Hay, bak ben Fenerbahçe, ya Fenerbahçe'nin kimse bir şey demiyor. Kimin büyük, kimin Fener, sana Fenerbahçelisin Mert Hakan demedik. Güzel kardeşim. Sen Fenerbahçelisin. Şalkeli, Bayern Münihli değilsin zaten. Fenerbahçelisin. Ama Fenerbahçe oyuncu Fenerbahçe kulübüne yakışan, taraftarına yakışan hareket yapar. Tabii ki haksızsa savun. Ama 3 tane sarı kartsan bench'te oturup 4 sarı kartın 3'ünü yiyorsan sende bir sıkıntı var o zaman. Sen Fenerbahçe'ni böyle kabul etme. Çalış, oyna, gol at, gol attır, koş, mücadele et. Seni Fenerbahçe seyrisi öyle takdir etsin. Öyle gönüllerinde Mert Hakan ol. Türbünü oynayarak işte şunu yaptım. Kabadaylıkla bu işleri yürütmeyin kardeşim. Bırakın sağ içinde siz oyununuzla konuşun. Fenerbahçe kulübünden kimler gelmiş, kimler geçmiş. Cem abi işte. 50 kere amilli olmuş Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış oyuncu. Mühim olan orada yaptığın hareketlerle, performansınla iz bırakırsın. Kulübeden çıkarak doğru mu Cem abi? Ona Aynen. bu da bağırarak değil. Şimdi burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle Peki, romanş tatlıyorum. niyetiyle değil. Hatırlıyor musunuz? Cüneyt. Ne? Neyi? Hatırlıyor musunuz bunu? He tabii tabii. Hatırlıyorum. Kahve. Hangi Galatasaraylı iki oyuncu yapmıştı bunu? Oğulcan. Ve Taylan. Taylan. Şu anda Galatasaraylılar mı? Yok değil. İrfan Can da değil. değil. Görüyorsunuz hayat böyle enteresan. Siz iki Galatasaraylı oyuncu, Fenerbahçe'nin de tarif olduğu Başakşehir'deki bir oyuncuya nazire yaparsınız karşısında böyle kameranın. Siz de Galatasaray'da yoksunuz, o da Galatasaray'da yok. İşte yoksun. diyorum ya yani... Ee, bu hayat ilginç değil mi? Kesinlikle. Çok. Bu burada bir de şu parantez Leo Dubois. işte Patrick oynamasını hep söyledik ya burada Patrick oynamasını oynamasın bu. Kırmızı kart gösterdi Serkan. Bir tane hatası var mı? Bütün pozisyonu aldı. Hatta senle konuştuk ne yapıyor? Arkadaşı koşuyor, basit oynuyor Sertemiz önüne bırakıyor. oyuncu. Hata yaptım hayır. Niye profesyonel? Genel profesyonellik anlayışı ne görev verdi ne? Sonra, Okan Hoca net vermiş. Tanımı o şekilde oynadı hiç sırıtmadı. Hem de böyle derbide Katıköy'de. Aynen. İşte Patrick'le oynarsan diyorum ya yani e, saatli bomba ne zaman patlayacağı belli. Patrick saatsiz bomba. Ne zaman ne hata ne gol yedireceği Galatasaray'a bellidir. Altyapıda o 19'da bir oyuncu ile oynasınlar Patrick oynamasınlar. Duba evet. farkını gösterdi. Kararın vardan çıkması. Kararın vardan çıkması. Yine, Hakem yine bakıyorum tam Tam bir dakika önünde yine Aruan mu acaba? var. Acaba? Bir dakika tam Aruan var yaptığında bir dakika geriye alalım. Bir dakika. Sanki Aruan var, hocam. Aruan mı yine girmiş araya? Ya faal olduğunu Ama görüyor hocam? Ama şu kesitten görmesi gerek değil mi? Şu kesitten göremiş. Yani, Övdük hocayı. Yani dedik övdü. ki yani iyi performans verdi Ali Hoca. Ama burada görmemiş olabilir hocam. Görmediyse yani evet. Var. Ama güçlüyorum. ne yapmış? Vara gitmekte yok tamam dememiş. Bak Cüneyt. Evet. Hocam şuna bak demişler. Bazıları diyor ya. Ben öyle gördüm. Ben diyor. veya bazıları gidiyor. Bazıları da gidiyor biliyorsun. var da söylüyor. Var doğru bir şey gösteriyor. Diyor ki yok yok ben kendi kararımı veririm diyor. Ne yapıyor? Yanlışından da çok çabuk dönmesini biliyor. Gidiyor İrfancan'a haklı olarak kırmızı kartı gösteriyor. İrfancan zaten koşarak o da ne yaptığını biliyor çıkıyor. Gelelim. Ama İrfancan'ın tepkisi bak skora bir anlamdadır en büyük isyanı Jorge Jesus'a ben bu takımda bu dakikalarda oyuna girecek oyuncu değilim. İrfancan da şu dakikadan sonra bence artık kendine bir çeki düzen vermeli. Ben çok beğeniyorum. Onu oynatmayanları ondan daha çok suçluyorum. Bakın açık konuşayım. Ama ne yapacak Serkan? Sağ içinde meydan okuyacak. Sağ içinde iyi oynayacak. Oynatmayanlara öyle ders vereceksin. Hocam ama yes, çocuk milikle, yerinde oynanıyor kırmızı kartla göre. Bak kırmızı kart görerek değil ...bir profesyonel oyuncu bir meydan okuma yapacaksa... ...sağ içinde performansıyla antrenmanda çalışarak yapacak... ...formaya alacak, oynayacak... Hocam, ...herkes tabii susturmak istiyorsan gün... o... ...yoksa Mert Hakan gibi... ...orada kulübe de ...işin şovuna Aynen. döküp kalıp bilmem ne işte... Hocam. O, ...en ucuz futbol izleyicisiyim... ...futbolu bu kadar büyük bir şey yapan... <laughs> ...futbolu bu kadar özel kılan... ...bu kadar büyük kılan, önemli kılan şey... ...ekran başındaki milyonlar... ...tabii ki tribüne gelen binlerce insan... ...onu çok önemli bir şey haline getirdi... ...yıllar içerisinde ama... Milyar insan izledi. Milyarlarca insan izledi Dünya Kupası finalini. O yüzden bu kadar para dönüyor. O yüzden futbolcu kardeşlerimizin gelirleri bu kadar yüksek. Teknik adamlar bu kadar önemli insanlar. Günün birinde bakanlıklar falan alıyorlar. Yani bu yüzden büyük. Ben Maradona benim için gelmiş geçmiş en büyük futbolcu diyorsam. Tabii ki sizin gibi kıymetli futbol adamlarının yanında. Esamem okunmaz ama sonuçta ben onu beğeniyorsam odur yani. Anlatabildim mi? Ya hocam birisi bana izah etsin ya. Ben Arda Güler diye bir çocuk izledim. Futbolu da bilmek zorunda falan değilim. Ben çok çok özel bir adam olduğunu gördüm. Yani Evet. Keyif izlediğimde. Ya yanlış anlamayın İsmail Hayır. hocam. İsmail de parantez içinde Bu takımı sor. dipten aldı. Tribünleri kimle Hayır. doldurdu? Biz... Mesut'la mı doldurdu? Arda Güler'le mi doldurdu? Arda'yla. Arda Peki şunu Nerede sor... abi bu çocuk? Tabii. Şunu parantez içinde ben de sana destekleyici bir şekilde soruyorum. Arda Güler Arda kimin ne yapımı, ne, yap, ne yaptığını ne yapıyorsa onu o yapıyor mu yapamıyor mu neyi yapıyor veya neyi ben yapamıyor. Ben yapamadığı hiçbir kimden, şey görmedim. Kimden eksik kimden fazla bir söylesinler. Ya Arda'yı oynatmıyoruz bundan işte eksiği var. İşte bu oyuncunun da Arda'dan artısı var. Arda'nın artıları eksisi ne? Hocam Bukar geçen mı? hafta bir şey söyleyeceğim. Ne eksik ne fazla yapıyor. geçen hafta burada ne konuştuk biliyor musun? Yalnız fiziksel yetersizliğinle Arda'yı bir köşe atmak Maç bitti. Ben dedim ki ya ben bu Barış Alper'i hiç beğenmezdim. Neden ki işte ke keçi öğren gücünden o paraları verip aldılar anlamazdım. Ya çocuğa bakıyorum dedim. Hazırlık maçları, resmi maç her maçta skora etkiliyor. Niye? Ya asisti Niye? var ya golü var. Serkan tırmalıyor. Hah. Tırmalıyor. Kadıköy'de tırmalıyor. Icardi, Gomis, Yedek, Seferovic, Kadro'da yok. Barış Alper oradan. Ben de soruyorum Peki. abi. Arda Güler nerede? Bravo. Aynen. Bak Peki, Barış bu... Alper geldi ya. Ben... Ne zaman? Arda nerede? Ne zaman sıra gelecek? Hah. Ya bir şey söyleyeyim. Ya Fenerbahçe taraftarı kendini yırtacak Arda Güler diyecek şey ya oyuna girince tıklı nasıl tıklı tıklı tıklı. Ben de saye çalınıyor. Ya daha abi bir çocuk. Şimdi çalışmak, gelişmek, meydan okumak, antrenmanda acı çekeceksin, gelişeceksin, Aynen. bir şeyler isyan edeceksin. Forma öyle çıkıp da jest yaparak, mimik yaparak bilmem ne. Ben camianın adamıyım değil. Performansla ölçülür. Sezon başı Alper, Barış Alper ya kiraye verilecek, gidecek Aha. mi vesaire bu mevzu. Ben sordum ya. Okan Hoca'nın planlarında yok. Çocuk çalıştı, sesini çıkarmadı. Seyirci geçen seneden zaten hepsini demiyorum. Bugün Kadıköy'de. Nasar seyirsin. ile olanlar hariç. Çocukla ilgili bir antipodisi var. Yo Barış Barış, yorumcular Barış Barış. Bu sene yine Barış mesela bir iki maç koyuyor ama Barış bu takımın oyuncusu değil. Şimdi Barış'ı hucuma birinci yazıyorsun ha. ya. Hocam, birinci yazıyorsun. Nerede? Zire Arda. göre koyamıyorsun İkardi şimdi. İkardi de gelse bak. İkardi de, Raşit Sayı'da kesersin, sağda oynar. Kerem'i de geçersin. Sezon başında e, oturdu Abdülkerim zaten için. işte He? en önemli derbi maçında oturdu. Ne yaptı? Oturdu Çok konuşmadı. Pozisyonlardan çok uzak Cem abi. Dönelim. Cüneyt Abdülkeri, Abdülkeri, bir dakika. Abdülkerim, Abdülkerim hava ayakta ay ne dediler Abdülkerim Abdülkeri için? Bir ay boyunca <laughs> ne dediler? Markao'nun adı anılmıyor şu sen şu anda. Sen bırak. Sen bırak. Bunu yazdılar sosyal. İyi ki biz almamışız bombonun ha? teki. Ben, o para etmez. Bak. bizim gibi insanlar ben demeyeyim. Öyle şahsileştirmek yanlış yorumluyor. Bizim gibi insanlar dedi ki sağduyulu ya bu oyuncu çok iyi. Geçen Dedik sene, abi adamı. Duran toplarda ekstrası var. Geçen sene çok iyi oynadı. Ben 6 ayda oynadığı zamandan beri biliyorum kiralık gitti Konyaspor. Adam çok iyi oyuncu gelişe geçecek. Kendini bir büyük camiaya Cem abi sen de oynadın. Kabul ettirmek için çok şey yapmaya çalıştı hata yaptı. Sonunda bir alıştı takıma. Takımın değişmez oyuncusu değişmez oldu. oldu evet. Ne oldu yazıyordunuz bu oyuncu alınır mı iyi ki almadık etmedik. E sen almadın al bu Galatasaray aldı. Galatasaray da o puzzle gibi o parça Marko'nun yerine ne tuttu? Pozisyonları Pardon, Geçelim. tamam. Geçelim, bunları uzun tamam. uzun konuşuruz. Tamam. Son iki pozisyon. Uzaklaşmadan konuşalım. Icardi ile pozisyona giriyor Galatasaray. Bu yine da ne? bir pozisyondu. yine savunma arkası. Çok rahat ya. Baskı yok. Bak topun ilk atıldığını görüyor e, musun? E, İrfan da atıldıktan sonra. Bak, hocam. İrfan da atıldıktan sonra. O kadar ya, boş ya, 10 kişi de kaldı. Ya hocam. Ya baksana. Arkasına bakmadan çıkıyor. Bunlarla üçlünün ortasında oynuyordu bir ara. Üçlünün ortasında kim oynar? Baresse oynar bizim. Abi. Banucci oynar. Banucci oynar. Banucci Keylin'i Barzakli ile biliyorsun. Üçlü oynarlardı. Derinlik verirdi. Topa göre açı alırdı. Ya Fenerbahçe savunmasına bak. Bak şu Allah aşkına top. Zala'ya bak 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 duruyor. Nereden çıktığını oyuncunun görmüyor. Ölümden ya burada çıkıyor, sen halde am, geri kaçıyor. Hocam top oradan geliyorsa derinlik vereceksin ya. Bu top baskıdan kurtulmuş. Buraya koş rakipten önce bir derinlik ver. Topu atarken belki de verevinde kalsa açı verse daha çabuk alacak ondan. Hocam bak, açı verip pozisyon mi? alması gerek. Almıyor ki Fenerbahçe al aynen yine pozisyon. Baskı yok hiçbir şey yok. Ya bu, bu, bu olur mu Allah aşkına ya? Burada Icardi biraz geç kalmıyor mu hocam? Icardi ya Icardi tabii çok atletik hızlı bir oyuncu dedi açıkçası. Bu top Onu da, da Çok, söyleyeyim. Söyleyeyim. Top yetenekli, hocam? çok farklı özelliği var. Altay da iyi doğru. kapatıyor yani açısını. Doğru. Bir ara durak diyor ki, geç de kalıyor ama, ama mesela bu top Barış Alper'e, Kerem'e. burada. Bak şimdi. Altay'ın önceliği daha fazla olmuş. Raşit evet. Kerem'e, Alper'e gelse bu pozisyonu aldılar. Altay'ı da geçtiler. Boş kale attılar. Burada evet. da bir offside'dan belki T Kaçmak top. için geç çıkıyor, ya hep, bak, Biraz bak, daha geride. Bir, şey bir şey da, söyleyeceğim. Orada offside'dan kaçma güzel bir şey hamlesini söyledim. öbür tarafa Hı -hı. yapsa topu kesecek biliyor yani, musun? Çok uzatmıyorum da evet, hocam. top ayağında adam. Offside olur mu? Nereye çıkıyorsun? Adam gerinde koşuyor. Sen bak <laughs> top ayağında ben geriden koşuyorum. Düşünebiliyor musun? Offside değilim ki. Tabii. Ya bunlar ne? nasıl çıkmalar ya? Yani böyle zalayının falan çıkması şaka gibi ya. Top ayağında olan adam. Düşün top ayağındayım. Sen çıkıyorsun. Yani arkandaki oyuncuya ya ben atıyorum bitti. koşuyor. Serdar'ı da nasıl görüyor? Bak Serdar'ı da görüyor. Serdar da bozuyor tabii, abi tabii, Tabi Tabii tabii Peki. İkar dedin golüne bakalım. zalay de diyorum ya üçlünün ortasında oynuyor. Cemil abi, Cem abi sen senelerdir oynadın. Allah aşkına ya. Üçlünün ortasında Hocam, bir oyuncu pozisyon almasını bilmez mi? Dün Ativan'ın pası bugün de Serdar Dursun'un yaşadığı şanssızlık. Moral motivasyonu Cem Hocam artık bittiği ya bitti artık o takım Bak, tamamen tabii. duygusal Kafa bitmiş, olarak çökmüş bir durumda ya. Icardi de zaten cin gibi. Sezgi hemen değil mi Sezgi. ya Sezgi gol kurtarır, Sezgi gol yaptı. Evet. Bitti. Icardi'ye baksana. Yok çaprazmış, sağ ayakmış. Cüneyt sol ayak diyorum ya. Çok, çok rahat, rahat hocam. çok profesyonel, çok klas. Ne yaptığından emin. <laughs> özgüveni var. Hocam şey vardı sanki ya, Sanki derinde. adam 50 bin kişi ve derbi oynanmıyor. Sanki var ya. Galatasaray Florya'da antrenman oluyor Topu ona atıyorlar antrenmanda Antrenman maçında vuruyor gibi Sen hiç paniklediğini vücut dili bir değişik Bakarsın bir şey hocam. görüyor musun? Bakar Aldı mısın? Aldığında bak? hedefe yöneliyor Şu bak. anda kitlendi hedef hocam Bak kitlendi rahat Bir de şunu Diye da ilave edelim Şunu da ilave edelim Salay var ya ya, Mesela Icardi'nin girdiği zaman da takımın hem duygusu olarak çökmüş Hem de bütün açık alanların çok rahat oynayabileceği Onun istediği klastaki bütün hareketleri uygulayabileceği bir ortam da oluşmuş O da var bir benzetme yapabilir miyim? Çok pardon. Şimdi kung fu filmlerinde falan vardır yani ya, bir yerden sonra öyle bir seviyeye ulaşır ki Üstad, <laughs> gözü bağlı, bağlı falan bakar. gözü bağlıdır. <laughs> gözü bağlı gelen yumruğu falan savurur bir de yedi kişiyi döver. Şimdi şurada gözünü bağlasak ceza sahasına girerken Yine bu adam bu golü öyle. atar abi. Bakın kale arkası çekimine şimdi hiç kaldırıp kafasını kaleye bakmıyor. Bakar mısınız? Bakar mısın? Bak. Şu anda baktı o gördü kaleyi. Bak gidiyor ne? bak. Kafaya bak şimdi gördü devam et şimdi bir daha hiç bakmadı Niye sence niye? Hocam kas hafızası adam nerede Salay olduğunu biliyor. Salay'ı gördü. Bak hiç bakmadı. Salay'ın gelmesinden de endişelenmedi. Orada gözünü bağlı atacak golü. Re repertuar. Sen onu daha iyi bilirsin anlatman lazım orada öncelliyorsun ya çerçeveyi öncele evet. çiziyorsun ya orada sen şimdi bak bu arkasını dönsün hiç kaleye bakmasın. Dönüş yapar o köşeye vurur ya gene işte biliyor musun? İşte golcü bu, Çünkü golcü. Olan. önce işte abi anlatır işte, tamam. anlatması lazım. Tabii. Ya yani o ezber var, ezber tabii. O repertuar, nereye Aynen. vuracağını edeceğini daha tabii. önce belli nerede değil. olduğunu biliyorsun. Nerede? Sen golcü olarak zaten bunları yapmış. En başta yapmadan önce de sen zinse olarak kapattığında gözünü. Bunu Michael Jordan da yaparmış antrenmanlarda. Televizyon gibi mesela öyle. kitabında yazıyor. Ondan sonra Michael Jordan diyor ki gözümü kapatırdım diyor, bir televizyon ekranı gibi hayal ederdim diyor maçı. Ben nerede buluşacağım, nerede üçlük atacağım, şunu böyle yapmam, buradan işte böyle kat etmem, içeri girmem falan. Ben mal ki Jordan bunları yaparmış. Şimdi Icardi de zaten Serie A'da hepimiz Milli iki defa gol kralı olmuş vesaire bir hocu. Burada zaten adamın bir repertuarı var. Girdi kafasında biliyor zaten neresi açı üstten, alttan vuracağını vuruyor zaten. İşte, gol attı, şurada attı ya. Icardi'nin fark Icardi'nin farkı, Icardi'nin farkı adlı bu. Icardi'nin farkı bu. Sen orada oynuyorsun atlet oyuncularla. Joshua King Rossi Rossi'yle başka bir şey. Joshua King bana göre Fenerbahçe'nin en iyisi idare eden. Ama farklı oyuncular. Şimdi üçüne ver bu topu. Üçü de Fenerbahçe'li oyuncu bunu atamaz. Atarsa bir tek Fenerbahçe'de atacak oyuncu. iki kişi var. Biri e, Ferdi Valencia. Valencia. Bir de İrfancan Can. Vurursa bu topu olur. Onlar hele Santrop olarak bir tek Valencia vurur. Arda da atar Co ya. Bak hayır. Santrop, Santrop olarak. King de vurur. Hı. Bak. Arda Joshua da atabilir. Da Katılıyorum. Bak King şimdi bu şekilde sağ, sol ayakla vuruyor. Sağ ayak güçlü ayak. Yok sağ ayakla uzaktan Hayır, vuruyor. Ya uzaktan şey. değil. Bu ayrı bir gol. Ha, ayrı bir beceri. Ben bu tamam. gol için söyledim. Ha, Hayır tamam, hocam. Tamam, tamam, ben bu gol için dedim tamam. ki bak bu golü ters ayağıyla kullandığı ayakla bu kadar zor açıdan üste Joshua King, şuayı ve Rossi atamaz. Valencia atar. Valencia'ya bir şey demem. Valencia golcü adam. Ama sahaya çıkan 3 tane oyuncun senin net bir golcü değil. Adam oyuna bir alıyor. Senin o üçünü yapamadığında bir gol bir asistle tamamlıyor 20 dakikada. 20 dakikada. Peki şimdi başkanların da açıklamaları vardı. Hem Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç hem Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları. O açıklamaları hatırlayalım. Pozisyonu bol bir derbi izledik. Maç özetini bir kez daha getirelim ekranlara. Ki başkanın açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe Başkanı Cem Hocam destek vermeyeceğiz. O yüzden moral verdi ki doğrusu da buydu. E doğrusu da bu tabii. Yani bu aşamada e, Sayın Ali Koç'un yapacağı e, konuşma bu şekilde olmalıydı. E, Fenerbahçe zor bir akşam geçirdi. Fenerbahçe'nin artık şu anda beraberlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ve de e, az önce de konuştuğumuz gibi e, soyunma odasındaki bu tansiyonların maçtan sonraki olacağını söylemiştik. Bu tansiyonların artık yavaş yavaş söndüğünü... ...ve önümüzdeki e, maçın planlarına yavaş yavaş geçilecektir. E, biraz daha tabii bunları atlatmak kolay değil. Yani e, derbi maçlarının özellikle kendi sahasının sahanında almış olduğun böyle bir e, netice... E, ...tarihte rastlanmadığı için de e, çocukların hepsine bir içine acıtmıştır. Netice olarak Fenerbahçe'nin e, bu sezon bir şampiyon olma isteği ve şampiyonluk yolundaki gelen süreçte önemli bir kazanımları vardı bu maça kadar. Bu maçta ve geçtiğimiz son 4 haftaya da baktığımızda yavaş yavaş Fenerbahçe'nin artık formatını, bütün takımların öğrendiğini ve bu maçta da artık Fenerbahçe'nin yeniden bir formatı değiştirerek veyahut da yeniden bir çıkış, bir B planıyla Galatasaray'ın bütün planlarını bozacak düşüncesi vardı ki öyle bir Fenerbahçe gücü de olduğunu hepimiz maçlardan, maçtan önce konuşmuştuk. Şimdi bu akşamın e, akşamın sonuna doğru geldiğimizde e, Ali Koç'un başkanların açıklamaları e, iki takımın da tabii ki farklı olacak. Ama Ali Koç'un e, bu açıklaması Fenerbahçe'nin arkasında durması Fenerbahçe taraftarının da biraz dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Aslında biraz e, taraftarı da konuşmamız lazım. Fenerbahçe taraftarına hiç konuşmadık. Yani ben Fenerbahçe taraftarında uzun yıllar bu kadar küskün bir maç izlediğini hiç şahit olmamıştım. Fenerbahçe... Sanki o havaya giremedi. Evet. Mi? Yani aslında... E, bu arada kareografi güzeldi, iyi hazırlanmış. Evet, Güzel işte. hazırlanmış. Öğlenim evet de. hepimiz burada aynı fikir bildiklerine varmıştık. Emek Dedi verilmiş. Şeyde e, taraftarda şöyle bir Fenerbahçe'nin bir ayrıcalığı vardır. Fenerbahçe taraftarı takımın coşkusuyla, o takımın katkısıyla hı hı. coşar Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe taraftarı eğer sahada takımını göremezse Fenerbahçe takımı arkasına geçemiyor bir türlü. Fenerbahçe takımı o zaman Fenerbahçe taraftarı o zaman o coşkusunu hissettiremiyor. Bu akşam e, gol'e kadar Fenerbahçe'nin etkili coşkulu beklentisini karşılık veremediği için Fenerbahçe seyircisi suskun kaldı. Çünkü e, hep maçın bütün gününü yaşayan Fenerbahçe taraftar, o stada gelip, gelip finalini aslında maçı da Fenerbahçe taraftarı statta oynuyor. Futbolcu nasıl sağın içinde oynuyorsa taraftar da kendi maçını türbünde tamam. e, oynuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe hep maça küskün kalarak devam etti. Yani bir türlü o ateşlemeyi yapamadı. Hele kaldı ki son 10 dakika uzatmadan veren hakemin de tribünlerin başa, boşaldığını görmesi bence Fenerbahçe'li futbolcuların da o biraz çöküntülerine daha da fazla e, geldiğini düşünüyorum. E, bu yüzden o tarafta arada bir açıkçası bir parantez açmam gerekiyordu. Bunun ya dışında, bu sezon hemen hemen her maçı doldurdular. Büyük destek veriyorlar. Tabii evet, bunun, bunun dışında o e, bu mağlubiyet gerçekten e, acıtıcı bir mağlubiyet olduğunu söylemiştik. Ama 96 yılına gittiğinde bakıldığında da Fenerbahçe'nin Ali Samiyan'da 4-0 yendiği maçta ...ve arkasından da Fatih Terim'in istifasını kabul etmeyen Faruk Süren yönetimi... ...o senede şampiyon olmuştur. Sonrasında evet. UEFA kupası. Sonrasında geldi. UEFA Kupası'nda devam ediyor. Dört edilmiş. sene üst üste şampiyon. Dört sene, sene üste şampiyon. Yani o bir başlangıç olmuştur açıkçası Galatasaray'ın çıkışıyla beraber. O zaman biz de şunu söylememiz gerekiyor. Bu sene niye o sene olmasın Fenerbahçe açısından? Ki Ali Koç da benzer ifadeleri kullananında çok uzun yol var dedi. Doğru, haklı. Yani... <laughs> Ali Koç da tabii ki bu zor durumdan çıkmak için bir başkan olarak ne demesi gerekiyorsa onu dedi. Aynen Cem Pamiroğlu'nun, Cem abinin dediği gibi ben de şöyle düşünüyorum. Biraz zorlandı zaman zaman. Çünkü karmaşık duygular içindeydi. Kendini iyi hissetmediği kesin. Her şeyden önce o çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Bunu biliyoruz bir kere. Kadıköy'de 3-0 Galatasaray'a yenilmiş bir Fenerbahçeli olarak da duygularını bence çok da gizleyemedi ama cümlelerini seçerek e, paylaştı. E, doğru o cümleleri seçti. Bir tek şeyde kafam karıştı benim. Yani o konu hakkında konuşmak istemiyorum dedi. E, Altay'ın yuhalanmasıyla ilgili olarak. Altaya tepki evet. gösterildi, stoklandı evet. falan diye sordum abi. O konu hakkında bu gece konuşmak istemiyorum dedi. Şimdi, Şimdi orada o, o konu biliyorsun. Acaba Altayı, e, Altayı aleyhinde tezahürat yapan taraftara çok sert konuşurum. Zaten Galatasaray'a yenilmişiz. Genel kurulda bir açıklaması var hatırla. ne Elin Portekizlisi'ne bırakmayalım dediği konuşma işte. Evet. Altay konusunda taraftar oluyor. Elin Portekizlisi uyuyorum. açıklamasından sonra da Fenerbahçe'nin grafiğine bir bakalım. Tarihine bakalım. Elin Portekizlisi. Ee, ya, çok, yadırgandı. Çok belki Yok, bak, de. Ünal Aysal'ın Fatih Terim için kullandığı elemanla e, Sayın Koç'un Jesus için kullandığı elin Portekizlisi bence çok kötü niyetlerle söylenmemiş laflar. Hani dışarıdan Ama, gelen birine söylemesi de gerek yani kalmadan hocamızda olsa o bir dille söyledi evet, ya Demek ki yani dışarıdan gelen samimi yani böyle yabancı bir... birini söyletmeyelim. Biz de dikkat Aynen edelim. Öyle. Türk olarak Türk Milli Takımının kalecisini evet. bunu yapmayalım anlamında. Orada da o söyledi. samimi ortamı hissettirmek için o ifade var. Yani onu orada bir e, zemmetme veyahut da bir küçümseme manasında Hı. değil de Orada bir samimi orta ya eline, insanına da bunu bırakmayalım gibilerden yani konuşma arasında halk dilini. Hani hocamız her şeyi yapıyor bir de bununla evet. uğraşmasın. Bir de bununla uğraşmasın gibiye getirdi. Bir yani Ali şık Koç'un tabii o Ali ifade uzun zamandan beri uzun zamandan beri e, Fenerbahçe maçlarından sonra çok çıkıp konuştuğunu çok şahit olmamıştık. Bu maçtan sonra o, çıkıp... O Jesus geldi, işleri iyi gitti. Evet, kenara çekildi evet, ondan. Evet, evet. Yoksa geçen sene geçen, her hafta direkt evet, bu konuşuyordu. Bu sene için söylemek Bu değil. sene de Jesus ve evet. takımı iyi Takım Avrupa gitti. Avrupa ve Türkiye'de. Aynen o, o da öyle. Hı. Ama şu son baktığımızda bir 6 haftalık bir süreye baktığımız Fenerbahçe'nin bir inişi var. Hele bu içerideki 3-0'lık Galatasaray derbisindeki mağlubiyetten sonra başkanın çıkıp konuşması bence camiayı ve takımı toparlama açısından önemli Tabii. bir hareket. Ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Fenerbahçe farklı evinde yenildi. Tamam. Ya ben mesela bir taraftar olsam X <laughs> işte özür diliyor Ali Bey. Aynı şekilde George Georges diyor ki ben de bütün hatta falan vesaire. Bunları taraftara Fenerbahçe taraftarına özür dilemek falan değil. Yani bence Fenerbahçe taraftarı bununla ilgilenmiyor. Esas bundan sonra ne yapacaksın? Sen <laughs> ders aldın mı? Neyi nasıl yapacaksın? Bizi bu durumdan nasıl? Orada da şöyle Bizi bir bu soru bu durumdan geldi. nasıl kurtaracaksın? Senin çözümün ne? Orada da soru geldi. Transfer dönemi diye işaret etti. şimdi Transferle Siz sapayım. bizim göreve geldiğimizden beri nasıl transfer yaptığımızı görmüyor musunuz dedi. E gö, gö, ben mesela görüyorum hep yanlış transfer. E, i̇şte ben de onu diyecektim. Ya yani, yani devamlı yanlış yanlış şeyler yapıp yanlış bir de farklı sonuçlar bekliyor Ali Bey. Ali Bey senelerdir Jesus haricinde çoğu teknik direktörü ee, seçimi yanlış. Çoğu... Oyuncu seçimi yanlış. Devamlı oyuncu aynı profilde, aynı oyunculara yatırım paralar vesaire. Bu sene de kadroyu bu hale getiren işin gerçeği evet formsuz bu ara teknik adam olarak George Jesus'tur. Jor... Sadece Jorge Jesus'un dedikleri alındı. Aynen. Bir de farklı oyun oynattı etti. Yani Kim yani ince onu da söylemek. Kimse ama, tutamazdı. Ama özür dileyeyim. de işte taraftar, taraftar bence var ya bu mazeret değil. Mazeretleri dinlemek isteme bence Fenerbahçe taraftarı maharet üretmesini istiyor. Neyi nasıl yapacaksınız? Georges bunu açıklaması gerek. Bu sıkıntılı 7-8 haftadır kötü oynuyor Fenerbahçe. Yani pres anlayışı, karşı pres iyi değil. Bu kadar pozisyon veriyor. Stoperlerin konumlanmaları, açıları iyi değil. Pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyor. Set ucumu yapamıyor. Top ayağında ucum edemiyor. Birçok sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. En önemli pres gücü gitmiş. En önemli gücü hep dile getirdiğimiz sezon başından beri 6 aydır. Şimdi bunları nasıl düzeltecek? Bunun konuşması. Yani Ali Bey'in mesela burada hakemle ilgili zaten sıfır konuşacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey konuşmadı. Onun konuşması özür dilemesine bile yani bence gerek yok. Esas Georges bunu anlatmalı basına. Neyi nasıl yapacağım? Bütün hata ben de ödüyor sorumluluğu ben alıyorum. Ne yönettim mesela? Ya tabii ki hocam sen alacaksın. Sen iyiyken bütün payı sana verdik. Bütün Türkiye olarak. Hepimiz övdük. Evet Allah için herkes övdü. Taraftı tarafsız. Yalnız Fenerbahçeli değil senin bir vaat ettiğim bir oyun vardı onu gördü. Ama bu oyun çok geriye gitti. Bunu tekrar ileri nasıl götüreceksin dedim ya neyi nasıl yapacaksın? Hatan ne? Çıkardığın dersler. Şimdi unut bir şekilde söylemesi gerek George Bunu anlatması gerek. Yoksa bütün hatta ben de tamam eyvallah. İşte Ali Koç aynı şekilde özür dilerim. Yani şöyle böyle işte transferle çözecek. bak Fenerbahçe yine yandı. Evet. Yine yanlış transferlere gider. İrfan Can kalbi yetenekli abi. Olabilir, olabilir. 10 milyon euro yatırdılar İrfan Can'a. O profilde 4 tane, 5 tane oyuncu var takımda. İrfan Can, Mesut'a yatırım yapıyorsun o ara. O, yani, o biraz Zayslan... psikolojik transferdi hocam rakibin ya, elinden bir şey oyuncu almak. Çok güzel, psikolojik transferi kimse bakmıyor. Ki herkes ne bakıyor biliyor musun? O gemiyi, oraya bakalım tekneyi, o limana yanaşıp yanaştırmaya. Psikolojik, aa karalar bağladı Galatasaray takımı. İrfan Can alındı, psikolojik baskı yaptık. Şampiyon oldun mu olmadın 10 milyon, milyon euro. Işte 4 sene yatırım aldığı için. parayla 20 milyon euro. Bizim Türkiye'deki bizim maalesef kafamız bu. Ne oldu? Psikolojik. Ya insanlar ona bakmıyor. İnsanlar sadece 20 milyon euro bir oyuncuya veriyorsan hele ülkemizde onun <laughs> üzerine sırf oyunu sergilersin ve farz edelim sana senede 20 tane maç alır. Bu istikrarı sağlar. Bu sürdürebilir başarıyı. Ya ne yaptık? Psikolojik üstünlük saldık. ya yani bu ben yalnız Fenerbahçe Galatasaray olarak değil başka büyük takımlar da aynısını yapıyor. Böyle bir e, hayalde var. yaşıyoruz biz ya ona psikolojik işte onu da elinden aldık o büyük takımını, ya aldın ne oldu sezon sonu ya işte olmadı ha en büyük de klişe laf ama biz bunları aldık hakemler bizi şampiyon yapmadı sosyal medyadaki ya algı aşkına, yönetiminde biz artık daha güçlüyüz falan diyen duydum ben ya yani ne oldu şampiyon mu oldun bak Fenerbahçe bizi şampiyon yapmıyorlar diye mesela bir laf söyledi değil mi peki yapmıyor dedi ki Ali Bey geldi böyle böyle biz Fenerbahçe dedi buradaki sistem dedi bizim üzerimizde Peki çıktın o Ali Bey. Seyircisi Sivas Spor'la oynuyorsun. Kendi evinde Covid zaman. 1-0 yensen şampiyonsun. Kendi evinde Sivas. Hani bizi dedi şampiyon. O arada Beşiktaş kara yeniliyor. Hani yapmaları da düzen. Sen Fenerbahçe olarak kendi evinde 1-0 yensen yanlış mı hatırlıyorum? 1-0 evet. yensen şampiyonsun. Kendi evinde maç Sivas'ta da değil. Kendi evinde yeneceksin Sivas'ın da iddiası yok sonuçta. Sen 1-0 yeneceksin şampiyon olacaksın. Hani şampiyon hani benim dönemimde yapılmıyor. Bizim karşımıza oyun oynanıyor deniliyor. Sen bir sıfır yensen şampiyonusun. Senin üzerine oyun oynansa Beşiktaş Vodafone'da mutlaka bir şekilde değil mi? Kara Gümrüğü yener. Yenilmez. Yenildi. Bırak beraber. Yenildi. 1-0 yenecek. Sonra gitti Kayseri'de Kayseri Spor'u yendi. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu karı basit. Emre yani onun oldu Için, dönemiydi. onun için biraz Sivas. daha kendini evet. kendi neyi nasıl yapacak diye sorgulaması gerek. Ama en önemli Ali Bey'in transfer fiyaskoları var fiyaskoyu hiç yani girmeden bence Komoli, direkt Koku. Georges hayır, hayır yaptığı çok çok gereksiz sirkülasyon çok para kazandırdığı çok böyle bitmiş performans yası oyuncuları aldı Fenerbahçe bunun için Georges'i bırakıp evet Georges da Gustavo transferini konuştuk doğru değil ama bir şekilde ona bırakıp Buruma. ona bırakıp yani bunu iki tane üç tane Fenerbahçe oyuncu getiren menajerler var artık onlar yeteri kadar var ya Fenerbahçe üzerinden ciddi paralar kazandılar menajerlik parası Hı getirdiği oyuncular da geçtiğimiz sezonlar gördük. Yani bunu futbol aklı olan en başta da Jorge Esso bırakarak ne istediğini bilen bir teknik adamına bırakması gerek. Şimdi Tabii en son bölümde bölümde onunla konuşalım bunu tamamlayın. Sonrasında fotoğraflarımızla fotoğraflarımız var ilginç onlara da bakacağız derbiye dair. Ne yapmalı? Tabii çok az da bir süremiz Cem kaldı. Hocam, camiasının Fenerbahçe camiasının genleriyle oynanıyor. Hı -hı. Fenerbahçe uzun yıllar şeyi konuştuk ya. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe golcüsü gibi golcüsü yoku konuştuk. Bu sene bence en az sorun golcü mevkinde. Tabii. Yani şimdi Fenerbahçe yine golcü alacak. Bütün bu kötü gidişata dur demek için işte ligin gerçek ilk yarısını geride King Farbaçayı var. Ben ben, ben tabii iki ve Serdar golcü değil. Bence Fenerbahçe'nin <laughs> e, ihtiyacı daha başka bir şey. Yani nasıl sağlanır o bilmiyorum. Obradoviç tarzı bir e, yönetim sergiliyor. Futbolda futbolun patronu Jorge Jesus. Evet. Kimi isterse gönderiliyor, kimi isterse alınıyor. Eyvallah, Jorge Jesus'ta bahsettiğimiz insan zaten öyle olmuyor. Ya 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi. Ha. Ama şimdi hani, buruma gibi, Gustavo olma. gibi hatalar yapmamak için, zamanında Pereira'nın yaptığı e, Kim Kimminceye gibi olumlu örnekleri arttırmak için. Daha iyi bir futbol organizasyonu olması gerekmiyor mu Fenerbahçe'nin? Bir evet. kere Fenerbahçe'nin transfer edeceği yer neresi biliyor musun? Sağ içi organizasyonu. Bravo. Yani orada o, bireysel, o. bireysel değil. Bolcu, stoplar, sağ sağbek, sağ orta sağ falan. Sağ içi organizasyonunu, sağ içi kurulumunu bir tekrar o, gözden o, geçirmesi o lazım. Oyun lideri orta sahaya bir tane... Yani nasıl bunu... Oliver'e söylüyorsa Galatasaray için oraya bir tane oyuncu alması şart böyle düz yani oyuncularla defansif, tek öne oyuncularla geriye düştüğün ele maçı hiç çeviremez. Buyurun. Ee, aslında o yani beni biraz da tamamladı tabii sevgili ya <laughs> i̇şte, oraya o modeli koyarken aynı zamanda oradaki figürleri de iyi seçeceksin. Hı hı. Yani o figürleri iyi seçtikten sonra o sisteme iyi entegre edeceksin. Oradaki entegre ettiğin sistemdeki dağılımları, dizilişleri doğru yapacaksın. Maçın içerisindeki anlık vereceğin kararlar, o sisteme uyacak oyuncularla maçı gerideyken nasıl götüreceksin, ilerideyken nasıl tutulacaksın, nasıl elde tutacaksın. Bu sistemi, bu oyun organizasyonunu bir oturtman lazım. Bak kaç sene oldu, Ali Bey 2017'de geldi. 2017'de geldi. Beşinci yıl hocam. Beşinci yıl. Daha hala bir türlü Fenerbahçe şunu oynuyor diyor mu diyemiyoruz mesela. Şöyle yapıyor diyemiyoruz. Mesela bugün Fenerbahçe sezon başından beri evet üçüncü bölgede iyi oynuyor. Üçüncü bölgede şey yapıyor, baskı yapıyor. Üçüncü bölgede pas organizasyonu yapıyor. Topu kaybetmekten korkmuyor. Topu kaybettiği zaman çabuk kazanmasını biliyor. Tekrar orada hücum organizasyonu yeniden üretebiliyor. gol bölgesindeki e, aksiyonları fazlalaştırıp gol oranını çıkartıyor, yüksek çıkartıyor. Şimdi bunlar tam, e, ne oldu abi? Dört maçlık, altı maçlık. Ne oldu? Nereye gitti bunlar? Şimdi burada teknik direktörün devreye girmesi lazım. Ya biz düşüyoruz artık. Bir bir şey var takımda. Gitmiyor. Her maçta e, kırmızı kart görmeye başladık. E, sayı kaybettiğimiz için geriye düşüyoruz ve takım fizik kalitesiyle bunu tekrar e, döndüremiyor. Maçı tekrar kontrolüne alamıyor. E bu yüzden bunların hepsi bir B planına bakmak lazım. Ama en önemlisi sadece organizasyonun kurumsal hafızasını bir türlü oturtamıyoruz. Şimdi fotoğraflara geçelim artık son bölümde. Ee, Icardi gelecek ekranlara. Getirelim. <laughs> Ve karşısında kim var? Messi. Çok da sevmezler birbirlerini. Yaz <laughs> bu sonra çıkarttı koydu oraya. Evet Icardi'nin bu akşamki gol sevinci Messi'nin Barcelona formasıyla Şener. Sarı kart aldı mı o da? Tabii. Aldı değil mi? Aldı, aldı. Tabii. A, a, almadıysa garip olmuş. Hayır, 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 aldı. Aldı Gazi. Bakalım. Aldı değil, aldı değil mi? Aldı. Tamam. Ya yani... kaçırdık mı onu? Ha, almadım ya dedim form, formayı çıkarması bir oyuncunun sarı kart zaten. Tabii, tabi, Hiç tabi, alıp an göstermez. İlginç hinchrasantı değil mi, mi? hocam? Tabii. Tamam. ve Icardi, iki Arjantinli. E, şöyle Messi yanlış hatırlamıyorsam bunu Barnabeydo yapmıştı. Yani ezeli rakiplerinin sahasında. Icardi de Kadıköy'de yaptı. Icardi'nin bir fotoğrafı daha var. Icardi Bençim derbilerde mi? bu sevinci yaşıyor. Buyurun. Bu da tutuştaki 2017 şu Milan parmakları açı. kaldırması ağır olmuş. Yani <laughs> ucundan ya yani, yani, çok Naçizane. Bu hat-trick yaptığı maçtan sonra Milano derbisinde hat-trick yaptığı maçtan sonra da e, böyle Gerçekten, Yani şöyle söyleyeyim. Evet Türkiye'ye neler geldi ya? Schumacher, Roberto Carlos, Anelka. Fenerbahçe'de. Anelka, Anelka, Drogba geldi. Tabii. Anelka geldi. -ya. Ya Anelka, kaç yaşında? 26 yaşında geldi. Evet. Yani ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ap -ya. Ya, Ap -ya. Ya, Ap -ya. böyle bir 8 numara var mı? Ralt ne? hemen Falcao geldi. 6, 8 ama böyle. Yani Falcao geldi. Yani geldi, geldi? Piyaniç geldi. Piyaniç Vucci, Ricardo Quaresma, Paf geldi kaleci. Schneider, Jean-Marie Schneider. Ortega, Ortega tabii o da yine geldi. Ortega, geldi, şöyle söyleyeyim. <laughs> Kıyaslayabileceğim tek seviye Anelka. Benim açımdan. Roberto Carlos. Hocam Ortega. Roberto Carlos. Şimdi, yıldızlardan. Yani yıldızlığı ve büyüklüğünü kimseyle kıyaslayamayız yıldızlardan da. Hocam geldiği yaş ve geldiği seviye itibariyle diyorum. Yıldızlardan konuşmuşken Fiyasın bir de bir görüntümüz var. Yer. Müsaadenle sevgili Serkan Korkmaz, Pardon. bir de o görüntüyü getirelim ekrana. Buyurun. Atletico Madrid-Barcelona maçı. Alkışlar. Arda Turan'a. Ne güzel. Daha müthiş güzel güzel ya. Yani. Ya Allah Allah yıldızlardan ya bir görüntü. Kaçılmaz mı? Bir şey söyle Serkan Korkmaz. Bir, bir, Türk vatandaşı olarak bundan gurur da, duymaz mısın? Ya. Allah aşkına İnanlar ya gurur gibi. duysun. Ben Bayılıyorum ya vallahi. Yani Atletico Madrid Barcelona oynuyor. Bundan gurur duymayacaksın. Bu arada, Neyle duyacaksın? Yani Arda ya Gal Galatasaraylıymış. Şunu Merak bunu edenlere. geç. Yani bir tane evrensel bir oyuncumuz var. Evrensel bak. Evet. Bırak evrensel. Gidiyor oraya bu saygıyı görüyor bir de. Saygı görüyor orada yaptığı işlerden dolayı İspanya'da. Bununla bir Türk insanı olarak ben çok mutlu oldum, çok gururlandım. Aynen. Bak burada aynı saygıyı görüyorum. Çok teşekkür görüyor bu. Arada Görmüyor. Arada, ya bizde tukaka, bizde hemen aa şey yapalım falan ben, bilmem ne. Ama bunun tek sebebi bizim biz olmamız değil. Arda'nın da, Arda da yaptığı birçok hareketi var. Bu arada var. maçta 70.000 kişi var. Hepsi ayağa kalkıp. Tabii abi. helal Arda. olsunlar. Mesela Arda. şeyi de unutalım. İki takımda da oynadı. <laughs> şeyi de unutalım arkadaşlar. Turgay Turgay Kerimoğlu'nun jubilesi gibi. Fener'deydi. Turgay Kerimoğlu maskeli. Tabii tabii eşsiz bir şarkı. o, o da kesinlikle çok doğru. Burada da bak Arda'nın yani şimdi ülkemizde Arda'nın evet özel hayatta bazı sıkıntılar oldu. Milli takımda oldu ama bunlar hata yapacak. Hata İsmail olacak. İnsan hata yapar. Ama ondan sonra o da hatalarından ders aldığını düşünüyorum. Burada hep konuştuk da zaten. Sonuçta insanız. Etten kemikten yapıldık. Robot değiliz. Tabii Bilmiyorum. ki hata yapacak. Yaptığı hatalar da evet kolay hata değil. Bitti ama mi? bir insanı yok Bitti. etmek kolay. Tabii. Yani... Ama kazanmak kazanmak zor. <laughs> ama şu hareket yani çok yani Bütün, bıraksan ülkemizde yaşayan Büşü, şey, bütün yurt dışında da yaşayan bütün Türk vatandaşlarını Aynen. fazlasıyla mutlu edip gururlandırmıştır. Ya ona Şimdi basit topraklarıyla top top ve Türk başkanların yani. açıklamalarıyla noktayı koyacağız ama... Arda kimi tutmuştum? Tek bir cümle hocam. Cesus'un maç sonrasında takımı içeriye götürmeyip, Galatasaray bir yandan e, halk olmuş, sevinirken... ...o da futbolcuları aynı şekilde toplayıp bir şeyler anlatması çok ilginçti. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani... Bu mağlubiyet önemli mağlubiyet olduğunu orada saha içinde mi? Saha içinde hocam? onu yani Enteresan değil mi? yani ilk kez ben görüyorum. Ben de öyle aynı şekilde bir teknik adamın zaman zaman böyle, kaybeden takımın sağda kalıp hocası zaman tarafından zaman böyle bu tip şeylere başvurduğu yöntemler vardır. Yani motive etmek e, nasıl için nasıl bir sonraki adam maçın. çerçevesi içerisinde vardır bunlar? Eğitimlerde de gösterilir. Ama orada onu yapması e, ve o şekilde de vücut diliyle ifade etmesi Hani daha bu iş bitmedi. Bakın arkadaşlar sezon önümüzde daha bir sürü maçımız var. Bir şekilde bunların Ve altından Ya Soyunma odası da yapar da hocam ya taraftar önünde olması. Aynen. Niye? O mesajı kime mesaj. veriyor zannediyorsun? Bunun soyunma odasına oyuncular hemen oradan soyunma odasına gitmeden evine mi gidiyor? Şortla formayla soyunma odasına herkes mağlup olmuş. Ol, orada da Herkesin Ama kafası önüne yemiş bir şekilde havlusunu alır orada herkes çıt çıtmaz. Doğru mu Cemal? Doğru. Esas taraftar orada oyunculara da diyor ki yani taraftara da verdiği mesaj. Buyurun diyor. Siz böyle içeri giriyorsunuz veya seyirci sıklıyor vesaire bilmem ne. Bak en son şunu söyleyeyim bazı... Onunla da bitirelim hocam. Bak bunu mesela Jose Mourinho çok yaparmış. Veya Jordan işte kitabında da yazıyor Mourinho'da. Hayali düşmanlar yaratmak. Motive etmek için. E, tabii. İşte taraftar ona bağırdı altı at. tamam bu doğru. Veya işte şöyle şunu soyunma odasına dermiş ki şunu ittirdi Jordan bana öbür ramaçta gösteririz playoff eşleşmesi. Mourinho da Kupa maçında, Inter'de falan o gittiklerini aldıklarında, işte Barcelona'lar şöyle koridorda orada itti falan bir şey. Hayalil, hay böyle hayali düşmanlarla motive etmeye çalışırmış. Musta motivasyon motivasyonu gösterdi. Motivasyon üzerine noktayı yapılan. koyuyoruz. Tamam. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.